Herkese merhaba. İstanbul'un Mezarları buluşmalarına hoş geldiniz. Bu buluşmaları İstanbul'un Mezarları Tasarım Yarışması kapsamında düzenliyoruz. Bu yarışmayı düzenlememizin amacı Türkiye tarihinde kültürel ve toplumsal hafızasında yer etmiş değerleri hak ettikleri, layık oldukları mezarlara kavuşturmak için katılımcı bir şekilde mezarlarını tasarlamak sizlerle birlikte. Bu kapsamda 10 hafta boyunca 19 isim üzerine sohbetler düzenledik. Bu hafta 3. haftadayız ve Neyzen Tevfik ile Lefter Küçük Andonyadis üzerine konuşacağız. Çok değerli konuklarımız olacak yine. İlk konuşmacımız açılış konuşmasını yapacak. Profesör Doktor Tarkan Okçuoğlu, sanat tarihçisi ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler beni bu konuşmaya davet ettiğiniz için. İstanbul'un mezarları buluşmasına katıldığım için çok memnunum. İstanbul'da mezarlık alanları, küçük hazireler, bunların içindeki mezar taşları benim için hep ilgi alanı olmuştur. Ben size biraz bugün bu açılış konuşmasında özellikle İstanbul'a değin bu büyük geniş alanların, küçük hazirelerin ve mezar taşlarının bizim için ne önem arz ettiğinden bahsetmek istiyorum ve bunların açılımlarını bir parça yapmaya çalışmak istiyorum ve ölüm kültünün çok geniş zamanlarda yüzyıllara yayılan zamanda değişiklik gösterse de temelde benzer şeyleri hatırlatan bir gidişat olduğu üzerine bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ilk önce biz bu hazireleri ve mezar taşlarını bilimsel anlamda nasıl değerlendiriyoruz? Biraz buna bahsedeyim. Biliyorsunuz İstanbul'da çok geniş mezarlar, surların dışına kurulan Edirne Kapı, ondan sonra Üsküdar tarafında Karacaahmet, Galata surları çevresinde küçük ve büyük mezaristan, işte Rumeli şehitleri gibi geniş yeşil lekeler İstanbul panoramasında yer eden, ondan sonra İstanbul hafızasında yer eden geniş alanlar bunlar. Bunların içinde de sayısız mezar taşları var. Aslında bu mezar taşları pek çok meraklının yanlış düşündüğü şekilde İstanbul'un fethinden hemen sonra ortaya çıkmadı. Mezar taşlarının yoğunlaşması 18. yüzyılın ilk yarısından, yani 1750'lerden başlıyor ve 1870'lere kadar bir patlama halinde devam ediyor. Ondan önce İstanbul'daki mezarlıkları incelediğimizde, özellikle küçük hazirelere odaklandığımızda 15. 16. ve 17. yüzyıllara ait çok az sayıda mezar taşını biz inceleyebiliyoruz. Peki bu incelediğimiz şeylerden biz neler çıkıyoruz? Bir kere Osmanlı toplumunun kültürüne, efendim sanat anlayışına, şehirciliğine, iktidarla olan ilişkisine, toplumsal yaşamına, hiyerarşik toplumsal yaşamın nasıl olduğuna dair pek çok veriler çıkarıyoruz. Bu verilerin yanı sıra mezar taşlarının, ilk mezar taşlarının oluşumuna, nasıl ortaya çıktığına, Orta Asya'dan Anadolu topraklarına ve İstanbul'a, Bursa özellikle üzerinden İstanbul'a nasıl yayıldığına dair yine bazı fikirler oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde İstanbul'da yapılan büyük geçiş törenlerinin, örneğin kılıç kuşanma törenlerinin de ne tür rol oynadıklarını, bu hazirelerin veya türbelerin veya mezar taşlarının, yine bunlar bizim inceleme alanlarımız içinde. Yani sosyal bilimlerin pek çok branşında biz mezar taşlarını ya da büyük hazireleri ya da mezarlıkları kullanabiliyoruz. Bunlardan pek çok şey öğrenebiliyoruz. Nitekim Mehmet Süreyya Sicilli Osmani kitabında ortaya çıkardığı kısa Osmanlı bürokrasisine ait insanların yaşam öykülerinde, biyografilerinde özellikle mezar taşları üzerindeki yazıtları kullanmıştır.
Tabii bu aslında çok geniş bir konu. Bizim böyle doktora tezlerine, yüksek lisans tezlerine konu ettiğimiz, ondan sonra son 100 yılda irili ufaklı çalışılmış, hakkında pek çok yayınlar yapılmış, önemli konu. Ben burada size böyle bir küçük giriş yapmak istiyorum. İsterseniz biraz şundan bahsedeyim. İstanbul'da Osmanlılar tarafından alınmadan evvel bunlar, bu mezarlık halleri nasıldı? Çok kısaca söyleyeceğim. Mezarlıklar her zaman surlarla çevrili İstanbul şehrinin dışında idi. Yani surların dışına atılırdı. Bunların genellikle sağlıkla ilgili ya da şehircilikle ilgili, yani surların içinde yer yaratma ile ilgili, inşa yeri yaratma ile ilişkili nedenleri vardır. Fatih Sultan döneminden itibaren de gerçekten sur içi İstanbul'a baktığımızda günümüzde bulduğumuz çok sayıda, ki bu sayı aşağı yukarı 480-490 arasında, yapılara bağlı küçük hazirelerden aslında eser yoktur. Günümüzün İstanbul panoramasına baktığımızda, İstanbul şehrine baktığımızda, ki İstanbul'a gelen pek çok seyyahın ve yazarın en çok etkilendiği alanlardan bir tanesi sur içi İstanbul'un, şehrin içindeki küçük küçük mezarlık parçalarıdır. Bunlar bazen büyük camilere, büyük külliyelere, bazen medreselere, bazen daha küçük keşme gibi yapı türlerine bağlanırlar ama şehrin her yerindedirler. Bu oluşum aslında 15. yüzyıldan 17. yüzyıl, hatta 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar gözükmez. Bunun nedeni de bu tür küçük hazirelerin ve bunların içini dolduran mezar taşlarının aslında ilk 150 yıl içinde bu gömü hizmetlerinin doğrudan sultanın emrine bağlı olmasıdır. Ancak 17. yüzyılın içinde gevşeyen, mütevelli heyetlerine geçen bu uygulama yavaş yavaş şehir içine gömünün de hızlandırılma sürecini oluşturur. Bu şehir içine gömü süreci, dediğim gibi biraz evvel 1750'lerden 1860'ların sonuna kadar bir patlama yaşar. Yani bu yüz küsur sene içinde aslında şehirde daha önce 150 sene görülmeyen mezarlık alanları görülmeye ve yayılmaya başlar. Bunun farklı nedenleri var. Bir tanesi mesela veba ve işte sarılık gibi bazı kitlesel olarak imha eden hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların yayılması. Bunun dışında şehir içinde gömünün kolaylaşması ile ilgili ilişkileri var. Diğer bir şeye, daha sosyal bir nedene gelecek olursak, Osmanlı hiyerarşisinde görev alan yüksek bürokratların şehir içindeki de ölümden sonra da görünürlük isteği, vakıflar aracılığıyla ailelerinin kendilerine inşa ettirdiği bu büyük mezar taşları, işte küçük hazireler ya da türbelerin kamuyla olan ilişkileri var. Örneğin Divan Yolu, yani Ayasofya'dan çıkarak ondan sonra geniş bir eski Mese yolundan Eyüp'e kadar uzanan bu yolun üzerinde sağlı sollu medreseler, ona bakan türbeler ve mezarlık alanları, hazire alanlarındaki önemli insanların mezar taşları hep yola bakar ve üzerlerinde ayrı bir kitabıyla Fatiha isteği de yazar. Yani kentin bütün hafızasında, kentsel hafızada çok önemli rol oynarlar. Bazen aile mezarlıklarını görürüz. Bazen belli, mesela Tophane sırtlarındaki mezar taşlarına, küçük hazirelere baktığınızda buradaki mezar taşlarında bazı mesleklerin yoğunlaştığını görürsünüz. Aşağıdaki, hemen aşağıdaki Topdökü Mahallesi'nde yaşayan veya da çalışan insanların buralarda yoğunlaştığını fark ederiz. Yani bu küçük hazirelerdeki mezar taşlarını okuduğumuzda bize şu bilgileri verirler. Sosyal kesitler nerelerde nasıl birikiyor? Ya da bazı yerlerde, ne bileyim, mesela şöyle bir örnek vereyim. Merkez Efendi, Nafi Baba, ondan sonra Yahya Efendi gibi tarikatlara bağlı, artık aziz konumuna gelmiş tarikat liderlerinin mezarlıklarına baktığınızda, oralara intisap etmiş yüksek bürokrasi ya da tarikat şeyhlerinin
silsilesine rastlarız. Nitekim gerçekten de İstanbul'a ait böyle bilimsel çalışmalar özellikle son 30 yıldır yoğunlaştı. Yani pilot olarak bazı hazireler ele alınıyor. 200 mezar taşı, 100 mezar taşı, 50 mezar taşı neyse ve biz bunlardaki yazıtları teker teker okuyarak bu kitabeleri içinden efendim akrabalık derecelerinden ya da bir tekkiye bağlıysa postnişin silsilesine kadar prosopografik bazı bilgiler çıkarıyoruz. Tabii bu mezar taşlarına yoğunlaştığımızda yani taşın kendisine yoğunlaştığımızda buradan hem kitabe üzerinden hem de süsleme ya da başlık üzerinden bir takım bilgiler de çıkarabiliyoruz. Hemen şunu belirteyim. Osmanlı toplumu, devlet çok hiyerarşiktir biliyorsunuz. Mezar taşlarında bu hiyerarşinin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle başlıklara, serpuşlara baktığımızda efendim Kallavi, Mücevvezeli gibi ya da 1829'dan sonra farklı fes biçimleri oluyor. Bu mezar taşlarının başlıklarından bir bürokratik kesit alabiliriz. Yani adam üzera takımındansa ya da kaptanı deryasa belli başlıklar giyiyordur. Katipse başka türlü başlık giyiyordur. Bunlar ya da mezar taşlarının üzerindeki küçük simgelere bakabiliriz. Mesela kırık bir fidan bize genç bir kızın mesela anne olmadan vefat ettiğini gösterir ve üzerindeki kitabeyi okuduğunuz zaman aynı şekilde işte doyamadım, genç fidanım kırıldı hayatının baharında gibi bir takım ifadelerle bize genç ölümleri anlatır. Aynı zamanda mezar taşlarının üzerindeki ifadelerden öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi mesleki ilişkilerdir. Şöyle kısaca bilmeyen birinin bir mezar taşına baktığında ilk baştan son satıra kadar aşağı yukarı neler okuyabileceğinden bahsedeyimse. Yani biz bu bilgilerden sosyal bilimciler olarak, kültür tarihçileri olarak nasıl yararlanabiliyoruz? İlk başında bunların bir yakarış nidası yer alır. Ondan sonra ah minel meft, hüvel baki, hüvel hallakül baki gibi bir takım jenerik yani her zaman tekrarlayan ibareler vardır. Bunlar yaklaşık 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan itibaren oturmuş ifadelerdir. Daha sonra meftanın akrabalık ilişkilerine bakarız. Tabii daha çok burada yüksek bürokrasiden bahsediyorum. Ancak şunu da söyleyeyim ki 18. yüzyıldan itibaren sadece vüzera takımı gibi ya da kaptanı derya gibi askeri bürokrasinin üst seviyelerinde olanlar değil. Örneğin kasap loncasının başı veya işte Bağbari'de katip gibi daha farklı sosyal seviyeden insanların da mezar taşları yapılmaya başlanıyor. Bunların içinde bulduğumuz ifadeler ama sırasıyla aşağı yukarı bize aynı bilgileri veriyor. Dediğim gibi ilk satırda bir yakarış. Sonra akrabalık dereceleri. Akrabalık dereceleri de çok ilginçtir. Mesela eğer sizin babanız değil de kayınpederiniz ya da kayınvalideniz önemli bir zatsa, diyelim ki kayınpederiniz Nafa Nazırı ama babanızın bir odun deposu var. Doğrudan kayınpederinize atıf gider. Şöyle yazar, işte Nafa Nazırı Mithat Paşa'nın oğlu Nevzat Bey, işte ölüm nedeni bazen karşımıza çıkar. Vebadan ölmüştür. Veya genç yaşta işte şehit olmuştur. Onun altında bir Fatiha isteği. Fatiha suresinin Fatiha isteği yazar. En altta da biz meftanın ölüm tarihini okuruz. Bunların hepsi bize ayrı ayrı geniş manada bir sosyal bilgi verir. Yani mesela ölüm tarihlerini kesit aldığımızda, diyelim ki 1550 ile 1600 yıllar arasındaki ölüm tarihlerine bakıyorsunuz, ne kadar yoğun ölüm olduğunu fark edersiniz ya da ne kadar az ölüm olduğunu. Veya bir bakarsınız yazıttan işte veba belli dönemler arasında çok yaygınlaşmış. Şu anda aklıma gelmeyen pek çok farklı bilgi bu prosopografik okumalardan ya da akrabalık ilişkileri gibi aynı hazirede hangi mütevelli heyetinin hangi üyeleri ne kadar zaman
yatmış gibi bir takım bilgiler alıyoruz. Dediğim gibi bu başlıklar hiyerarşiyi belirliyor. Üzerlerindeki mezar taşlarının bazı motifler, mesela servi ağacı, mesela bazı çarkı ve felekler ya da küçük kuş motifleri, bunlar da genel olarak bu dünyaya değil, öteki dünyaya atıf yapan veya işte salkım üzümler, cennet meyveleri gibi. Yani dünyevi değil, ahirete değin, öteki dünyayı hatırlatan bir takım sembollerdir. Bu sembollerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Genellikle mezar taşları, ağırlıklı olarak İstanbul'dan, yani İstanbul Belediyesi'nin davetlisi olarak konuştuğum için ağırlıklı olarak İstanbul'daki mezar taşlarından bugün bahsediyorum. Ama zaten çok önemli bir parçasında İstanbul kültürü, yani merkez bunların büyük şeyini belirliyor. Bu mezar taşlarının biraz geçmişinden, nasıl ortaya çıktığından, tabii bunlar hep tahmini olarak, çünkü elimizde şöyle bir belge tabii ki yok. Mezar taşları işte şu yüzyılda şu bakımdan üretildi. Çünkü biz bir istatistik yapmak istedik ya da komemoratif anıtlar yapmak istedik gibi bir bilgi yok. Biz bunların, bunlar bizim çıkarımlarımız. Ama çok ilginç bazı, yani benim çok ilginç bulduğum bazı şeyler söylemek istiyorum. O da Osmanlı mezar taşlarındaki kitabe metinleriyle Orta Asya'daki rüniklerin bazı ortak özellikleri, yani ortak ifade, yazıtlardaki bir takım ortak ifade özellikleri. Bir kere eski Türklerin mezar taşı kitabeleri de aynı Osmanlı mezar taşları kitabeleri gibi birinci tekil şahsın ağzından konuşuyor. Yani doyamadan gittim, işte kuş oldu, uçtu vesaire gibi bir takım şeyler. Aslında bu Orta Asya rüniklerinde ölmek, uçmak ortak anlamda kullanılıyor. Fakat Osmanlı mezar taşlarına baktığımızda uçmak sözcüğü, ölmek sözcüğü çok az kullanılıyor. Ama bunun yerine daha metaforik olarak uçmak sözcüğü var. Mesela Gonca Gülüm uçtu cennet bağına ya da kondu cennet bağına kaldı ciğer paresi, yaresi pardon. Yani ciğeri yanıyor çünkü genç uçmuş. Buralarda ta İslam öncesi Türk kültürünün 7. 8. yüzyıldan itibaren, hatta biraz daha önceki yüzyıllardan itibaren ifadeleri Osmanlı kültürüne taşınmış. Bunun dışında mesela aile bağları bu Orta Asya'daki eski Türk yazıtlarında da görülebiliyor. Yani buralar, ama tabii orada şu var. Sadece kahraman önemli savaşçıların, onların öldürdükleri işte düşman kaç kişiyle savaşmış vesaire ve nasıl asil bir aileden geldiğini belirten şeyler. Ama aynı aile bağları Osmanlı mezar taşlarında da vardır. Ve aynı bu eski Türk mezar taşlarında olduğu gibi Osmanlı kültüründe de ünvanlar özellikle belirtilir. Ve ağıt yakma ve bazı övgü kalıpları, ah işte gitti, uçtu, vah gibi şeyler ya da mesela runiklerde haykır, işte oku gibi, hani emirvari bir takım şeyler, ifadeler Osmanlı mezar taşlarında da bulunuyor. Bunlar gayet ilginç. Demek ki yani bu kalıcı ölümün çok uzun süren adetleri. Ama sadece Osmanlı'nın Orta Asya rüniklerinden esinlenmiş diyemeyeceğim. Çünkü mesela başka şeyler de var. Çok ilginç. Bizans'la buluştuktan sonra, biliyorsunuz Bizans'ın idare biçimi ve günlük alışkanlıkları, adet ve alışkanlıkları Osmanlı kültürüne epeyce sinmiş ve harmanlanmış. Yani böyle bir simbiyotik karışıma gitmiştir. Mesela bu dolaştırmak cenaze önünde. Meşhur bir gravür vardır, Kabuli Ahmet Paşa'nın ölümü diye. Bir bakarsınız cenazenin önünde böyle buğurdan dolaştırırlar. Gayet çok iyi bildiğimiz bir Bizans modelinin Osmanlı günlük yaşam ve ölüm kültürüne uygulanması gibi. Birkaç şey daha söylemek istiyorum bu ölü kültürleriyle ilgili. Mesela minyatürlere baktığımızda biz bazı Orta Asya alışkanlıkların, mesela ölünün arkasından yüzünü tırmaklama, üstünü başını yırtma, saçlarını çekme, koparma, örgüleri kesme, yüzünü
ve vücudunu toprağa bulama gibi alışkanlıkların Osmanlı'da 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar artık suni geleneklerin iyice oturduğu ve bu eski gaza alışkanlıklarından vazgeçtiği döneme kadar sürdüğünü görüyoruz. Hatta o dönemde de şu şekilde sürüyor. Orta Asya ölü geleneklerinde meftayı atıyla, at koşumlarıyla, silahlarıyla, zırhıyla vesaire gömerken artık burada bunu yapmıyorlar ama şunu yapıyorlar. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrinde tabutunun üzerinde serpuşu var. Üzerine kaftanı örtülüyor, üzeri kemerle bağlanıyor, hançeri takılıyor ve eski Türk geleneği bir yorumlanışla, yeni bir dünya algısıyla, anlayışıyla oraya aksettiriliyor. Bu Osmanlı mezar taşlarının antropomorfik yani insan biçimli halleri son derece özgündür. Yani hem görüntüleri, şeklen hem yazıtları son derece ilginçtir ve pek çok çalışmaya açıktır. Bunların tabii korunması çok önemli. Mesela Kınımca şehirde bunların bir müzesi olmalı. Açık hava müzesi olabilir. Bir şehir müzesine bağlı kapalı bir yerde bulunabilirler. Çünkü bu kültüre ait özgün, gayet özgün parçaları oluşturuyorlar. Bu çerçevede de sizin böyle bir etkinlikte bulunmanız tabii beni çok memnun etti. Hem bilimsel anlamda, kültürel anlamda, şehrin hafızasının sürmesi, ilerlemesi anlamında. Dolayısıyla bir de buradan sizlere teşekkür edeyim bu güzel düşünceniz ve çalışmanız için. Ben kısaca bir yani İstanbul'a ait ölüm kültüründen ve mezar taşlarından, mezarlıklardan çok kısaca değinerek bir giriş yaptım. Sevgili diğer konuşmacı dostlarımız aralarında daha özel konular tartışacaklardır. Size sevgi ve selamlarımı yolluyorum buradan. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok bilgilendirici bir konuşma oldu bizim için de. Sağ olun, diğer konuşmacılarımızın soruları varsa alabiliriz. Tabii buyurun. Hocamın adına sağlık. Çok güzel anlattı. Çok keyif aldık. Çok ilgilendik. Kendisine müteşekkir ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam siz yayında kalacak mısınız? Ben maalesef gitmem lazım. Tamam. Dersim var çünkü derse katılacağım. Tamam. Tekrar çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi sizi uğurlayalım o halde. Çok memnun oldum. Hoşça kalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Güzel. Evet, şimdi Neyzen Tevfik oturumuna başlıyoruz. Bu oturumda ilk konuşmacımız Profesör Doktor Mustafa Koç. Kendisi Yeni Türk Dili, Osmanlı Türkçesi ve tasavvuf alanlarında uzman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Neyzen Tevfik devrinde münhasıran Nezen ismiyle değil, Nezen-i Azam terkibiyle anılırdı. Azam, en büyük olan, en büyük olan, en büyük, en azametli Nezen. Şark, bu sıfatı ancak birkaç kişiye ithaf etmişti. Bunlardan birisi, fıkhın önde gelen ustalarından Ebu Hanife için kullanılan İmam-ı Azam ya da Gavs-ı Azam sıfatıyla, künyesiyle, ünvanıyla nitelendirilen Geylani için. Nezen Tevfik'in hemen halefi ya da selefi olanlar içerisinde bir yığın meşhur Nezen vardı. Fahrettin Dede, Galata Mevlihanesi Nezen Başçısı Emin Dede, Hasan Ali Yücel'in babası Ali Rıza Bey ya da Yeni Kapı Mevlevihanesi Şeyhi Nezen Osman Selahattin Bey gibi. Ama hiçbirisi Nezen'in azam sıfatına müstahak görülmedi. Cemiyet büsbütün müstesna bu şahsiyeti diğer herkesten ayırarak farklı bir yere oturttu. Büyük
şair ve felsefeci filozof Rıza için filozof sıfatı nasıl ayrılmaz bir parça ise Nevzen Tevfik için de Nevzen sıfatı öyleydi. İlk ne hikayesi İzmir'in Urla ilçesinde bir berber kafasından meşkleriyle başlamıştı. Cevabi ve Hüseyin Baba adlı iki Kıpti'nin kahvehanelerde geçimlerini idare etmek için üfledikleri neyi dinlemiş ve en son İzmir Medeviyhanesi'ne giderek orada Nevzenbaşı Cemal Dede'den neyi meşk etmişti. Onu daha sonra bu tekkenin, bu Medeviyhanenin Semazen Halil Dedesi'nden tenöre giyip semaya çıktığını gördük. Nevzen ilk mistik tahsilini böyle neyle ve Mevlevi muhitinde var etmiş, başına Mevlevilere has sikke giymiş, yola öyle çıkmıştı. Babasının ve dedesinin ilmiye ve imamet sınıfına mensup olması itibariyle mahallesinin Natızade Medresesi'ne devam etmiş, ilk dini tahsili Niyazi Efendi'den almış ve babasının isteği üzerine medrese tahsilini ilerletmek için İstanbul'a gönderilmişti. 20'li yaşların başlarında İstanbul'da gümrükte vapurdan inen Nevzen, Niyazi Bey'den aldığı İzmir'den bir tavsiye mektubuyla İstanbul'un kadim semtlerinden Fethiye'ye, daha sonra Şeyhülislam olacak olan Musa Kazım Efendi'nin Fethiye Medresesi'ndeki odasına gelmişti. Bugün Fethiye İlköğretim Okulu olarak kullanılan bu medrese yakınında kiliseden dönme caminin medresesiydi. O zaman bir Moğol olan Musa Kazım Efendi istidatlı, kabiliyetli olan bu genci Yavuz Sultan Selim Camii'nin sabah derslerini almış, medrese eğitimini bitirdikten sonra Tevfik, Molla Tevfik, başında sarığı, yanaklarında çehresinde uzunca siyah sakalı ve üzerinde cübbesi olduğu halde Fatih Camii'nde bir icazet merasiminde diplomasını almıştı. Nevzen, Mevlevilik muhitinden çıkıp Mollalık zümresine dahil olduğunda bu icazet merasiminde dershanlara Fatih Camii'nde altın madalya verilirken, altın nişan verilirken Mabeyinci Faik Bey de bu Molla Tevfik'in göğsüne bir gümüş liyakat madalyası asmıştı. Bu sarıklı Tevfik aynı zamanda hafızdı. Hıfzını tamamlamış. İlk neşredilen plaklarından birinde Hafız Tevfik ünvanı kullanılmıştı. Daha sonra babası ve kardeşinin İstanbul'a gelmesiyle beraber Fethiye Medresesi'nde tahsil gören, Fethiye Camii'nde bugün yerinde olmayan hünkâr mahfilinin bitişinde odada kalan bu genç delikanlı, babası ve kardeşinin yerleştiği Malta çarşısındaki Şekerci Hanı'nda artık daha hür, daha serbest ve daha çok neyle meşgul bir halde görülür. Ömrünün mühim bir kısmı İstanbul'da geçen Fatih semtinde geçer. Biraz önce bahsettiğim gibi Fethiye, ardından Şekerci Hanı, küçük Karaman Caddesi'nde Reşadi Otel'in 3. katının 19 numaralı dairesi. İstanbul demek Nevzen Tevfik için en çok Fatih demekti. İlerleyen zamanlarda rahatsızlandığında bir köşesine çekildiği Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki bir oda, Üsküdar'da Toptaşı Bimarhanesi ve ileriki tarihlerde de Bakırköy akıl ve ruh hastalıklarında bir köşe, onun artık bir vatanına dönüşecek, onu arayanlar, onu dinlemek isteyenler, onu görmek arzulayanlar hep oraya gideceklerdi. Nevzen
Fethiye Mahallesi'nde eski Toprak Sokak'ta Binbaşı Niyazi Bey'in bitişindeki Musa Kazım Bey'in, Musa Kazım Efendi'nin derslerine devam ettiğinde, Şive Şekerci Hanım'a geldiğinde bir başka şahısla rabıta kurmuştu. Bu kişi beni adam etmek için çok uğraştı. Ona çok medyonum diye andığında gözyaşlarını dökeceği İstiklal şahit olacak olan daha sonra Mehmet Akif Ersoy'du. Akif bir taraftan nezlenden ne yüklemeye gayret eder ama bir yandan da nezlene Arapça, Farsça, bir parça da Fransızca dersler verirdi. Ölünceye kadar birbirinden ayrılmayan, mizaçları büsbütün birbirinden farklı ama herhalde kesiştikleri noktalarda birbirlerini seven ve muhabbet duyan bu iki insan, yakın dönem Türkiye tarihinin iki müstesna şahsiyeti olarak görülebilir. Nezen askerlik yaptığı mehterhanede de nezen başçılık vazifesini yürüttü. Fakat Melevilik merhalesinden sonra geçtiği mollalık seviyesinden de bıkmış, sarığın ve cübbenin içerisinde kendisini huzurlu bulamamış bir mizac olarak en son soluğu Haliç'te Sütlüce Bektaşi Tekkesi'nde bulmuştu. Bugün bir cemevinin yükseldiği o yerde dönemin mühim Bektaşi şeyhlerinden Münir Baba intisap etti. Artık Mehlevi sikkesini çıkarıp Molla sarığı giyen Nezen Tevfik'in başında bu sefer Bektaşi Fahri vardı. Nezen bu ustanın karşısında kendinden geçmiş görünür. Münir Baba okumuş yazmış tayfadan Selanik Kaymakamlığı yapmış. Ehli dil, kalender ve yazdığı nefes ve nutuklarla şöhret bulmuş bir insanı kamil suretinde müstesna bir şahsiyetti. Nezen'in hem gönül dünyasında hem de şiir dünyasında mühim tesirler bırakan bir şahsiyet olarak bilhassa bu babayı Karaağaç Bektaşi Tekkesi Hasip Efendi'nin bu şöhretli halifesi ve vekili Münir Baba'yı ihmal etmemek gerekir. Bir taraf böyle mühim bir tahsil safhasından geçen Nezen Tevfik Bektaşilik bağından sonra bilhassa yazdığı şiirlerde gönlünü azat eden, gönlünü salan, itaat ve isyan arasında gidip gelen kalender bir meşrebe büsbütün verilir. Dünyada artık hiç tamah etmeyen bir şahsiyettir bu. Darül Bedai'de bir zamanlar Şehzade başındayken Darül Bedai'de tasnif heyetinde bulunmak itibariyle kendisine bir parça para verilir. O para verilme hadisesine şahit olanların anekdotu şöyleydi. Büyük musiki şinaslardan Rauf Yekta, Ahmet Irsoy gibi şahsiyetler paralarını aldığında sıra nezdine gidip bir avuç dolusu kağıt para ve bozuk para. Hayatında hiç paraya malik olmamış bir adam bir avuç dolusu parayla karşılaştığında ne yapacağını şaşırır. Bu alışık olmayan adamın yanında hiç cüzdan bulunmaz. Avuçladığını anlatırlar Nezen'in paraları. Paralar parmakların arasında yere dökülmektedir. Şaşırmış, sarsak bir halde paralar bir yandan düşerken ceplerini doldurmaya çalışır, muvaffak olamaz. Bu hazin manzara karşısında bazı hizmetliler yerden yere dökülen paraları toplayıp Nezen'e uzatırlar. Nezen şöyle der biz az bir zaman sonra. Tamam kabul ediyorum. İnsanın dünyaya tamahı, arzusu cibilidir, fıtridir. Ama para için yere eğilinmez ki. Bu hiçlik makamına yükselen bu müstesna adam ömrünün sonuna kadar
bu hali hep yaşadı. Müstahni bir şahsiyet, müstahni bir erdemle ömrü boyunca yanından ayırmadığı neyle insan manzaralarını, yaşadığı heyecanları, bazen bir rüzgar ulusuna benzeyen neyinin sesiyle, bir yanardağ andıran ateşli nefesiyle bütün perdelerden anlatan bu adam neyi sadece kendisi için üfledi. Onu dinlemeye gelenler en fazla neyinin baş bahresini öper, niyaz ederek ona uzatır. O gönlü dilerse ve kendisine niyaz edeni severse neyini üflerdi. Yaratılışı, hikayesi, sarsıntıları, bazen şiirlerinde gördüğümüz o insan manzaraları büsbütün yüzünün hatlarında belirir. Kendisi için üflediğini yine kendisi dinler. Bazen 45 dakika süren bu ney fasıllarında yüz hatları değişir, halden hale geçer, insanları kendinden geçirirdi. Nezel şairdi de demiştim. İlk şiirleri daha mevlevilik muhitine intisap ettiği İzmir yıllarında mahalli gazetelerde neşredilmiş. Daha sonra yakın dostları onun şiirlerini bir araya getirmişti. Oysa Nezel'in mahdut miktarda kayda geçen ney musikisi parçaları ya da okuyucunun pek ilgisini çekmeyen şiirlerinden ziyade onun dilini serbest bıraktığı, büsbütün serbest bıraktığı, şifahi meclislerde söylediği küfürler, hicivler, daha ziyade Nezel'i bir gün andıran şeyler bu cihet oldu. Şair Eşref vesaire hiciv ustalarından tesir altında kalarak vücuda getirdiği bu şiirlerinde kademe kademe gariz ifadeler görülse de onun serbest tabiatının hür dünyasının bir mahsulü olarak hala bugün cemiyetin her sınıfında ve her dünya görüşüne mensup olanlar tarafından zevkle dinlenmektedir. Hiç kimsenin söylediği küfürler bu kadar iltifata mazhar olmamıştır. Cerrahpaşa'da bir dostu anlatıyor anekdotlarında. Cerrahpaşa'da ziyarete gittiğimde Nezle'nin masasının üzerinde bir kitap vardı. Burhan Toprak'ın bir kitabı. Yeni yayınlamış. Yunus Emre'ye dair. Kitabın ilk sayfasını açtığımda şöyle hitap ediyordu Burhan Toprak Nezle'ne. Bana küfretmek lütfunda bulunan büyük üstadım. Bazen Nezle'nin küfürlerine mazhar olmak bir iltifat telakki edilirdi. Nezle böyle bir şahsiyetti. Nezle'ni nasıl anlatmak gerekir? İnzivaya çekildiğinde, aylarca inzivaya çekildiğinde yanında bir neyi, bir de Mennuş diye bir köpeği vardı. Köpeğin adı Mennuş. Bakırköy hastanesinde yatarken, o hastalıklar hastanesinde yatarken bu çok sevdiği köpeği Mennuş öldüğünde Nezen Tevfik'in kız kardeşinin verdiği, kendisi için verdiği ipek gömleği bu köpeğe kefen yapmış. Hastane görevlileri ve dostlarının gözyaşları arasında hastanenin bahçesine defnetmişti. Türk Edebiyatı'nın eşsiz şaheserlerinden birisi de Nezen Tevfik'in köpeği Mennuş için yazdığı şiirdi. Gönlü bu kadar hassas ve narin bu şahsiyet Türk Edebiyatı'nda, Türk musikisinde, Türk hiciv tarihinde, Türk tasavvuf tarihinde her zaman ehemmiyetli bir yer işgal edecek. Kendisi her ne kadar toprağa düşmüşse de toprağa düşen onun elmas değerinde kıymetli teniydi. Ama ruhu bu coğrafyada hiçbir zaman jübile yapmayan eşsiz,
ve tek yaratılmış bir insandı. Hürmetle kendisini iade ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok güzel anlatımınız için. Özellikle çeşitli inanışlara ve tarikatlara, tekkelere geçişinden bahsettiniz. Acaba Neyzen ne arıyordu? Herhalde Neyzen yaratıcısıyla olan hikayesini keşfetmeye gitmiştim. Demiştim ya, itaat ile isyan arasında gidip gelen Tanrı'ya daha çok Bektaşi nefeslerinde gördüğümüz zaman zaman medresenin altından kalkamayacağı ifadelerle hitap eden Tanrı'yı gönlüne yakınlaştıran, onunla hasbihal eden ve insanı merkeze alan bir karakterin sahibi. Şimdi yaratıcıyla aramızda mesafeler koyarak ilişki kuruyoruz. Neden? Doğrudan doğruya. Kimseye eyvallahı olmayan bir adam. Yanında Nezen'in meclislerinde o bütün tevazusuna rağmen Nezen cehlin, cehaletin sırıtışına hiç tahammül etmemiş, köpürmüş, devirmiş, dağıtmış bir adam. Kaderine ve yazgısının hikayesi karşısında Tanrı'ya ama en çok da tanrılaşan insana hürmet eden. Herhalde Nezen için Tanrı mükemmel bir insandı ve herhalde Nezen için insan kusurlu bir tanrıydı. Peki hocam, çok teşekkür ederiz anlatımınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sıradaki konuşmacımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Zeki Coşkun. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Neyzen Tevfik dendiğinde belki bir her şeyden önce bir sesten önce bir görüntü geliyor gözümüzün önüne. Bembeyaz ve dağınık saçlar, kavruk bir yüz. Çizgilerle dolu bir yüz. Hatta onunla ilk karşılaşmasını, kim olduğunu bilmeden bir kahvede karşılaşmasını anlatır Mina Urgan bir dinozorun anlarında. Sanki ancak 100 yaşında bir adamda görebileceğiniz kırışıklıklar vardır onun yüzünde der. Dolayısıyla hani karşılaşanlar o görüntünün adeta çekimine kapılırlar. Bu mesela Türk resminin en önde gelen isimlerinden Abidin Dino için de geçerlidir. Yine Mina Urgan'ın anlatımıyla Abidin Dino onunla karşılaştığında böyle adeta titreyerek, istekten neredeyse titreyerek anında kaleme sarılıp onun yüzünü çizmeye çalışırdı der. Ya da bir başka ressamdan söz edebiliriz. Fikret Mualla, o da çok ilginç bir insandır. Ben der, yani sadece çizmekle kalmaz, edebiyata dair bir şey biliyorsam bunların tamamını, neredeyse tamamı Neyzen Tevfik'ten öğrendiklerimdir der. Bir dönem Bakırköy'de aynı dönemde kalmışlardır. Hatta Neyzen işte şey yapacağım, taburcu olacağı zaman buna itiraz eder Fikret Mualla, ayrılmak istemez. Böyle bir çekim yaratan bir adam. Çünkü o yüz yaşanmışlıkları taşıyan bir yüz. Yani bir tarih var o yüzün içinde. Baktığınızda birkaç devri yaşamış bir insan görüyorsunuz. Tarihsel olarak, kronolojik olarak baktığınızda yani 1879 doğumlu ve 1953'te aramızdan ayrılıyor. Ama bu tarih yani işte 74 yıllık bir yaşam süresi.
çeyrek yani 3 çeyreklik bir yaşam süresi. Ama baktığınızda dünyanın en hızlı ve ülkenin yeniden kurulup dağıldığı bir dönem diyebilirsiniz bu yaşandığı döneme. İşte 1870'li yıllar işte Türk siyasi tarihinde işte önce meşrutiyet gibi başlar, arkasından işte istibdat denir, monarşidir. Osmanlı'nın en uzun dönemlerinden birisidir. Abdülhamit dönemi yani. Keza 20. yüzyıla geldiğinizde meşrutiyet diye bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani demokrasi gelmiştir, hürriyet gelmiştir. Ben hayatım boyunca hürriyet aradım. Birkaç defa bulduğum gibi oldu. Yine kayboldu der örneğin. Ve der ki meşrutiyette gördüklerimi, yaşadıklarımı istibdatta yaşamadım der. Yani baskı yönünden. Nitekim o istibdat döneminde işte şey yapmıştır, jurnale uğramıştır, sürgün gitmiştir Mısır'a. Orada da yine sürgün olarak bulunduğu yerde dekovuşturmaya uğramak durumunda kalmıştır. Oranın Mısır'ın yerel yöneticilerini eleştirdiği için. Dolayısıyla hep bir çatışma halinde yaşayan bir insan diyebilirsiniz. İşte arkasından Birinci Dünya Savaşı, arkasından Kurtuluş Savaşı, arkasından Cumhuriyet, yeni bir devletin, yeni bir toplumun, yeni bir insan, yeni bir kimlik arayışının içinde bulur kendisini. Ve devamında İkinci Dünya Savaşı vardır. Sonra bir demokrasi deneyimi vardır. Bütün bunları tekrar tekrar adeta bir Sisifos söylencesi gibi, yani sırtınızda kayayı taşıyıp tepeye çıkıp ondan sonra tekrar devrilip tekrar onu yerden alıp götürmek gibi bir yolculuk bu. Neyzenin imgesini yaratan, yani sadece yüz hatlarındaki değil, o neyindeki benzersizliği yaratan da, dilindeki kekre, acı ama mucip, zeka dolu, öfke dolu ve hiçleştiren bütün yüce gibi görünen, güçlü gibi görünen her şeyde hiç haline getirebilen keskin ifade bütün işte bu alaşımın bir ürünü olarak karşımıza çıkar. O nedenle de biraz önce hocamızın da ifade ettiği gibi bir yetişme sürecinde daha çocukluktan gençliğe geçiş döneminde, ergenlik döneminde birkaç düşünsel, inançsal kimliği deneyimlemiş olduğunu görüyorsunuz. İşte medrese yarım kalır ki Türk düşünce hayatının, İslami düşüncenin en önde gelen isimlerinden hocamız da belirtti, Musa Kazım Efendi'nin yanındadır. Ya da işte yine kimlik arayışının içerisinde önemli bir yere sahip olan, hem düşünce hem edebiyatta hem de işte şiirde kendisini ifade eden İstiklal şair yazarı Mehmet Akif çok yakın dostudur. Bir yanda medresenin yarım kalması, Mevlevihane'nin içinden tekkeye geçiş, bir sürekli adeta bir yolculuklar silsilesi gibidir. Ve bu bir tarihle beraber aynı zamanda bir toplumsal katmanlar arasında da bir yolculuktur. İlişkide olduğu insanlara bakıyorsunuz, işte şiirini biçimlendiren şey birazdan daha ayrıntılı bakarız. Ama Türk Edebiyatı'nda işte Divan'da Nefi gibi bir isimle ya da halk şiirinde Aşık Dertli gibi bir isimle temsil edilen hiciv, yergi geleneğinin son temsilcisi şair Eşref'le birlikteliği onun şiirini başka bir boyuta
taşımıştır ve beraber yayın faaliyetin içerisinde olmuşlardır. Sürgün olarak gittiği, kaçak olarak gittiği Mısır'da işte Şair Eşref'in çıkardığı Deccal diye bir dergi vardır. Orada yazmakta yazar. Ya da işte Halide Edip ya da Halit Ziya ya da Ahmet Rasim, bunlar hepsi ilişki çevresi içerisinde olduğu isimler. Ahmet Rasim de keza işte Malumat gazetesinde yazıyor. İşte orada İbnül Fehmi Mehmet Tevfik imzasıyla yazıyor. Yunus Nadi Türk basınının işte Cumhuriyet gazetesi başta önde gelen isimlerinden. Müzik dediğinizde işte neoklasik dönemin önde gelen ismi Hacı Arif'ten, Tamburi Cemil'den, Kemençeci Vasil'den, Udi Nevres'ten, yaşamının son dönemlerinde Rauf Yekta Bey'den, Yesari Asım'dan. Bakıyorsunuz bir böyle portreler galerisi, ilişki çevresi. Bakıyorsunuz işte bir yandan Külhan bildiğiniz, yani sokakta yaşayan bir insan, aynı zamanda saraylara konuk edilen bir insan. İşte 5. Sultan Mehmet Reşat'ın şeyinde bulunmuş, sofrasında bulunmuş. Talat Paşa'nın sofrasında bulunmuş. İhtiyatçıların, Mustafa Kemal'in sofrasında bulunmuş gibi. Ve bunların hepsi boynunda taşıdığı bir şey var, künye var. Hiç. Bu ilk şiir kitabının da adıdır. Son dönem bütün yapıtlarını topladığı şey, arkadaşların, dostların desteğiyle topladığı kitapta azabı mukaddes adını taşır. Yani kutsal azap değil. Demek ki bu yolculukları hiçten ve bu hiçleştirme biraz da işte bu acıyı deneyimlemek, tatmak ve yansıtmak ve de kutsallaştırmak gibi bir şey. Şimdi bu bir yanıyla kendi yaptıklarıyla biçimlenen bir şey, bir yanıyla da sonuçta her insanın yeryüzünde bir varoluş biçimi var. Bu varoluş sizin bilmediğiniz binlerce öğeyle birlikte biçimlenir. Neyzen kendisini erken fark edebilen insanlardan birisi. Yani tutkularını ve ifade yollarını çok çocuk yaşta bulabilmiş olan birisi. Son dönemlerde bir gazeteciyle konuşmasında şeyi anlatır. İşte 1879'da Bodrum'da dünyaya geldiğinde birisi çıkıp da kulağıma yeryüzünde beni bekleyen akıbetleri fısıldasaydı belki derhal dönmeye çalışırdım. Ama aynı zamanda iki etki altı bundan vazgeçerirdi beni diyor. Birisi işte annem, birisi babamın yüzündeki masum insanlık ifadesi. İkincisi de Ege Denizi'nin doğduğum andan itibaren bütün hayatımda ruhumu kucaklayan nazlı feşafeşleri, yeşil enginliği. Dolayısıyla bir sonsuzluk imgesi var. Doğayla bütünleşme var. Kardeşinin anlattığı bir şey vardır. Yani denizci olmaya yeltendi, işte tekne denizlere açılırdı. 6-7 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorsunuz. İşte kaptan olmaya niyetlenmişti. Birisinin şeyi kalır ona, sandalı kalır. Artık bütün hayat onunla. Ama yine o yaşta kendisi 3 etkenden söz eder. Hem varoluş biçimini belirleyecek olan, yani doğa ilişkisinin dışında müziği duyuş biçimi örneğin. 7 yaşındayken işte meşhur Halikarnas Balıkçısı'nın yazdıklarından da biliriz. Tepecik Kahvesi, ki işte Bodrum'un şeyidir, böyle o girişi diyelim isterseniz. Orası şeyin ifadesiyle, Neyzen'in ifadesiyle işte Bodrum ayağının, yani önde gelenlerin işte toplandığı yer, deniz kıyısındaki bir kır kahvesidir burası. İşte
denizciler orada toplanıyorlar. İşte böyle bir mehtap seyrederek konuşuyorlar, gülüyorlar vesaire. Neyzi'nin anlatımıyla. Ve işte bu sırada iki tane adam gelip izin istiyorlar. Birisi işte şeyini çıkartıyor, neyini çıkartıyor, üflemeye başlıyor ve der ki babamın dizinin dibinde çocuk ruhunu olanca kudretiyle dikkat kesilmiş, bu düdüğü dinliyordum der. Dinledikçe bir daha aslıma rücu etmemek üzere, yani bir daha geri dönmemek üzere kendimden geçmiştim. O gece Ege Denizi'nin işte cazip dekoru içinde benliğimi saran o kutsal sestir ki beni bugünkü derbeder, ne aradığı, ne istediği bilinmez. Bazen Eflatun'la boy ölçüşen, yani felsefeci ile boy ölçüşecek kadar akıllı. Çok kerede tımarhaneye iltica edecek kadar bedmest, verbat hali yaşayan neyden tevfik yaptı diyor. Bunu işte 1946-47'deki bir röportajda söylüyor. 7 yaşındaki bir başlangıç olgusunu, yani neyle tanışmasını. Yine bir başka anlatıma bakıyorsunuz. Yine 7 yaş ilginçtir. 7 yaşında ya var ya yoktum, işte köyümüze saz şairleri gelmişti. Bir gece bunları dinledim. Aslında işte babadan şey yaptığı, evde dinlediği Kan Kalesi, işte Arzu ile Kanber, Tahir ile Zühre gibi, Leyla ile Mecnun gibi halk hikayeleri, masalları, bunlar şiirli anlatılardır. Bunlardaki beyitleri ezberlemiştim. Şiir söyleme hevesi saz şairlerini dinlemek ve bu kitaplardaki beyitleri ezberlemekle başladı. Yine okul çağında 7 yaşında bir şey görüyorsunuz. Ve o şiir daha sonra işte hayatın yolculuğu içerisinde lirik olmaktan çıkıp, sevda olmaktan çıkıp, yergi ve öfke patlamalarını böyle şeyle, şenlikli bir dille, argosu, küfürüyle ve felsefesiyle beraber yoğurarak bambaşka bir forma dönüşebiliyor. Bütün bunların hepsinde bir işte dediğim gibi yaşam yolculuğunun başlangıcından itibaren karşılaştıklarınız vardır. Bir üçüncü olgu, bu ilgilerinizi, tutkularınızı, kendinizi nasıl ifade ettiklerinizi belirleyen yollar, müzik ve şiir kılavuzları. Ama sizi bunlarla başka şekle dönüştüren de gene hayatın, toplumun, dünyanın kendisidir. Yine bir başka söyleşisinde şeyi anlatır o. Daha okula yeni başladığında, yine aynı yıllardan bahsediyoruz. İşte böyle bir babasıyla yine çarşı meydanından geçiş sırasında işte şeylerin, zaptiyelerin, jandarmaların işte eşkıya takibinden gidiyor. İşte ellerini böyle müzikler, nakkareler, bilmem neler, şenlik halinde. Fakat 10-15 tane sırığın tepesinde kelle. İbretlik şey, yani infaz edilmişler eşkıyalar. Bütün halka da gösteriliyor şenlik halinde. Dili tutulur o anda onu gördüğünde. Şey diyor, yaklaşan kalabalığın ellerinde 10-15 sırık, sırıkların ucunda da kesik insan kafaları vardı. Gözlerim dehşetle yuvalarından fırlamış ve ben çığlığı basmıştım. Şaşıran babam işte o ya işte o feci manzarayı daha fazla görmek için diyor, oradaki bir demirci dükkanına soktular beni diyor. Titremeler geçiriyor vesaire. Bir korku, birçok korku ilaçlarından geçirdim. Şu yorumun bir burcu göçmüş, akıl tahtamın bir çivisi demirci dükkanında düşüp kaybolmuştu. Şimdi şiddet. Bu şiddetin farklı formları var. İlle de böyle şeylerin, sırıkların ucuna asılmış kesik başları görmeniz gerekmez. Hayatın kendisi de bir şiddet toplamıdır. Belki işte bu Mevlevi, Bektaşi dergahları, Ney ve ona eşlik eden Mey ile beraber bütün bu dünyada böyle
kendi işiyle bir kaldırımdan bir kaldırıma derbeder gibi savrulmasındaki neden odur. Söylediğim gibi bir yandan sadrazamlar, bakanlar, işte yaşadığı dönemin önde gelen yazarları, çizerleri, düşünürleri, sanatçıları, müzisyenleriyle oturup kalkar. Ama her zaman da sanki orada misafir gibidir. Asıl yeri ise en diptekilerdir. Sokaktır, yersiz yurtsuzlardır. Der ki işte dostlarım hırsızlar, yan kesiciler, esrarkeşlerdi. İşte Yeni Cami'de Arnavut İsa'nın kahvesinde gece işçileri, yani işte hırsızlar, dızdızcılar, efendim mantarcılar arasında yattığım zamanlar hayatımın en mesut zamanlarıydılar. Bu biraz önce de ifade edildi. Mevcut şeylere, değerleri geçersizleştirme tavrını da beraberinde getiriyor. Rivayet olunur ki işte Sultan Mehmet Reşat'ın ona verdiği işte paraları tepe başında ay oynatan birisine vermiştir. İşte kırmızı atlas kesede işte 30 lira vardır. Onu işte Galata'daki sokakta bulunan işte göçmen arabacılara dağıtmıştır. Bu ne kadar gerçek, çünkü Türk basının önde gelen isimlerinden birisi Münir Süleyman Çapanoğlu, onunla Neyzen'in hayatı yaşadığı dönemde onunla ilgili bir kitap çıkartır. O kitapta andığı bir şey vardır. Üçüncü Selim'in nısfiyelerinden, yani ney takımlarından birini işte kendisine hediye edilmiş, demek ki saraydan, sokakta gördüğü birine verir. Para ve eşya, yani o dünyada kendinizi böyle bir konuk gibi gördüğünüzde bunlar şey yapar, hani herkesin bağımlı olduğu şey sizin için geçersiz hale gelir. Şöyle ifade ediyor ona bakışında: hayatımda iki şeye sahip olamadım, para ve uşak. Paraya sahip olamadım çünkü onda saklamaya, keseme döndürüp üzerine düğüm vurmaya layık kıymet bulamadım der. Uşağa gelince bunların en alçak gönüllüsüyle bir saat içinde senli benli olurum. Yüz göz olur çıkarım. İkinci saatte hangimizin efendi, hangimizin uşak olduğunu tayin etmekte o da ben de aciz ve zavallı kalırız der. Bu aslında bir doğal hayattır işte bu. Birçok kaynakta bir de metaforlarla konuşur. Yani şiir kültürünün getirdiği bir şey. TRT'deki bir programda Yesari Asım Arsoy anlatıyordu. İşte yolda karşılaşırlar. Yani, nasılsınız filan der işte. Kırlangıç gibi der. Bir alçaktan bir yüksekten uçuyorum. Seke seke gidiyorum der. Bunu başka bir yerde şey diye anar işte. Bütün ömrümce zevk alemlerinden bir kırlangıç gibi bir yudum aldım ve kaçtım. Yani beladan niye öyle yaparsınız diyor. Bir alçaktan bir yüksekten, çünkü beladan kaçmanın yolu budur der. Dolayısıyla birkaç yüzü var. Hep aynı yüz ama birkaç yüzü var. Onu tanıyanlar hep şey derler. İşte hani ne kadar ne anlatırsanız eksik kalır der. Kendi ifadesi ise şeydir: ben hayatım boyunca hürriyet aradım, bulur gibi olduğum zaman ya gasp ettiler ya çalıverdiler der. Galiba en gerçek olan hikaye de budur. Çok teşekkür ederiz hocam. Benim bir bu kimlik arayışıyla ilgili bir sorum olacak. Bir de başından geçen
bir travmadan bahsettiniz aslında. Tanık olduğu çok ciddi bir şiddet olayı aslında. Acaba bu kimlik arayışı hem farklı toplumsal katmanlara gidip gelmesi, farklı insanlarla, farklı topluluklarla bir araya gelmesi, hem farklı inanışlara yönelmesi, ama bir yandan da kendi sanatını icra etmesi en iyi şekilde. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde çok ilginç bir tablo çıkıyor aslında karşımıza. Çok ilginç bir karakter çıkıyor karşımıza. Acaba bu kimlik arayışı ve şiddetle ilişkisi üzerine düşünülebilir mi? Tanık olduğu şiddetle ilişkisi üzerine düşünebilir mi? Düşünülebilir mi? Bir de acaba sonunda bir huzura ermiş midir? Yani sanatında mı acaba bu aradığı şeyi buldu? Azab-ı Mukaddes diyor işte. Huzur o. Tabii ki kendi anlattığı ve çocukluğunda daha yani doğa dedik. Deniz, özgür, sonsuzluk, özgürlük bir kere bu. Bunu ifade biçimi müzik, dalgaların sesinden işte neyin sesine gidin. Birbirini bütünleyen şeyler bunlar. Ses, nefesin ritmi olarak düşünün. Birçok araştırmacı dilin müzikle birlikte doğduğunu öne sürer. Şiirle birlikte doğduğunu öne sürer. Yani ilk insan nasıl konuşmaya başladığını. Çünkü bir şeyi adlandırmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyi tanımlamaya çalışıyorsunuz. Ve bunun hani kalıcılığını sağlamak, ritim, ses, nakarat dediğiniz şey, uyum, uyak gibi şeyler. İşte bu klasik şiirin doğuşu. Dolayısıyla üçü bir arada insanın kendisini ifade etmesi. Neyzenin yaşantısına baktığınızda da bu üçü bir aradalık halini görüyorsunuz zaten. Ama öte yandan dünyada işte bütün o sonsuz doğanın içerisinde tek başınıza değilsiniz. Ve dünya sonuçta bir eşkıya şeyi baskını hikayesi olmasın. Başka şiddetleri de taşıyan bir ortamı getiriyor. Yani okulla ilgili anlattıkları vardır. Burada zaman kaybetmek için anmadım. Ahırdan farksız olduğunu söyler mesela. İlle de oradaki şiddeti yaşamasın. Yani ilkokul babası zaten şey eğitimci zaten. Ama ilkokul işte bütün bu başlangıçtaki travmayla birlikte zor bela biter. İşte medrese yürümez. Yani Musa Kazım Efendi, işte Mehmet Akif gibi kollayan, destekleyen insanların varlığına rağmen. Çünkü o zaman bütün bu şeyler hem düşünce sistemleri, eğitim sistemleri, bunlar da inanç sistemleri aslında bizim aradığımız şeyi tam da tarif etmiyor demektir. Kimlik arayışı derken bunu söylüyorum. Bu biraz da tam kendi ifadesiyle yani ben hayatım boyunca hürriyeti aradım lafı sadece Türkiye toplumunun özgür, onun yaşadığı dönemdeki Osmanlı'dan Cumhuriyet'e özgür haliyle düşünmemek gerekir. Özgürlüğün bilincine varmış ve bunu bir gereksinim olarak duymuş olmak bambaşka bir kişiliği ifade eder. Belki zamanında yoktu bu şey, duyum. Yani siyasal özgürlüğün peşinde olanlar vardır. Ne bileyim, ekonomik özgürlüğün peşinde olanlar vardır. İşte başka şeylerin peşinde olanlar vardır ama bir şahıs olarak tek başıma yaşayacağım, yani hiçbir şeye ve hiçbir kimseye bağımlı olmadan yaşayacağım dediğiniz zaman işte bu farklı, bütün o toplumun her şeyini yetersiz, geçersiz saymak anlamına gelir. Bizde bu yoktur. Ben
Bu proje kapsamında Neyzen'in şeyini, Neyzen'le ilgili yazıyı yazmam istendiğinde de böyle baktığımda bu yüz ne söylüyor bize diye sordum kendi kendime. O nedenle yazının başlığı şeydir. Neyzen bize ne söyler? Evet. Dinle neyden diye bir ifade vardır ya. Hani bu neyi dinlediğimizde, neyzeni okuduğumuzda ne söylüyor bu diye baktığımızda. Aslında çok bugün içinde yaşadığımız bir gerçekliği de söyler. Bunu anlamak için ben 20. yüzyılın hemen başında, yanlış hatırlamıyorsam, Kasım 2000'de İstanbul'da İslami İlimler Araştırması Vakfı'nda, vakfının düzenlediği bir sempozyum vardı. Modernleşme, İslam Dünyası ve Türkiye. Şerif Mardin'in orada yaptığı bir konuşma var. Diyor ki, biz de diyor, henüz o zaman Nobel alınmamış neyse Türkiye'de. Bizde Nobel alacak adam çıkmıyor. Niye? Çünkü uçan adam yok der. Yani uçan adamdan kastı özgür düşüncedir. Bu yani ille de dışınızdan bir denetim, sansür, baskı bilmem ne falan olması gerekmiyor. Bunlar sonuçta size öz sansürü de beraberinde getiriyor. İç sansürünüzü beraberinde getiriyor. Özgün düşünce özgür düşüncedir. O da yani farklı olabilmeyi göze almaktır. Karşı olabilmeyi göze almaktır. Yadırganmayı göze almaktır. Şimdi birileri yani işte bu işte ya adam neyi üflüyor, meyi çekiyor. Umursamıyor hiçbir şeyi. Bohem diyebilirsiniz. Bohemin ötesinde bir şey bu. Bohem olmak da bir kimliktir. Evet ve gerekli bir kimliktir. Daha öte bir şey. Yani bütün o toplumsal katmanlar arasındaki yolculuklar sanki böyle hani bohem biraz böyle baş vermiştik falan gibi de algılanır. Ama o kimliği daha yakından inceleyen Walter Benjamin flanör ifadesini kullanır. Yani flanörün Türkçe'ye düşünür gezer diye çevrildi ama pek hoşuma gitmiyor o terim benim. Ben ona şey diyorum seyyar müşahit diyorum. Gezgin gözlemci. Bakarsınız hani o böyle başıboş kaldırım mühendisi, avare bilmem ne filan gibidir ama işi başından aşkındır. Farklı olanı gözlemekte, aramakta, kaydetmektedir. Ve bu mevcut olanlara da karşı olmaya hatta punduna getirirsen de onun işte tekerine çomak sokmayı da getirir. Yani Neyzen'in o keskin dili budur mesela, hiçleştirmesi budur. O nedenle de yani bu onun aradığı özgürlük, hani şey başıboşluk anlamındaki bir özgürlük değil. Tabir yerinde ise böyle bir olmayanı aramak gibi bir şey. Kimlik arayışını da böyle ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Neyzen Tevfik oturumuna Profesör Doktor Ali Tan ile devam ediyoruz. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Neyzen kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güzel bir oturumda olmak fırsatı verdiğiniz için hepinize, emeği geçenlere çok teşekkür ederek başlamak isterim. Neyzen Tevfik'in musiki yönü bana tevdi edilince aklımdaki Neyzen portresini şöyle bir gözden geçirdim. Neler konuşulabilir, neler söylenebilir. Değerli hocalarım benden önce çok güzel şekilde neye başlamasını, onun tekke ve medrese arasındaki gidiş gelişleriyle birlikte entelektüel bir zeminde
kendi düşünsel faaliyetlerini icra etmesini anlattılar. Ben de musiki yönünü dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeceğim. Bizim Türk musikisi alanında anma programlarında şöyle bir hata yapılır genellikle. Enler ve işte tek adam ilan etmeler gerçekten çok fazladır. Dolayısıyla ben öyle bir dilden özellikle kaçınacağım ama tabii ki bu dilden kaçınırken Neyzen Tevfik'in sanatının büyüklüğüne de özellikle yer vereceğiz. Yani Neyzen Tevfik'in neden neyinin çok kıymetli olduğu, neden musiki alanında önemli bir isim olduğunu anlatmak, onu çağdaşlarıyla derecelendirmekten ya da geçmiş gelenekle derecelendirmekten çok daha iyi bir yaklaşım, çok daha akademik bir bakış olur diye düşünüyorum. Şimdi Neyzen Tevfik'in Mevlevihane'deki, daha önce Mevlevihane'den önce Berber Kazım Bey'le olan derslerinden sonra işte neyle olan uzun bir yolculuğa çıktığını biliyoruz. Ve o kadar belirleyici bir etken ki ney elinde, isminin önünde bir sıfat olarak yer alıyor. Şimdi onun musikiye bakışı üzerine yazılanlar, edilenler, çok şeyler kendi kitabında da var, Azab-ı Mukaddes'te de var. Orada söylenenler açısından şöyle bir giriş yapacak olursak, onun farklı kişiliğinin musikide de tezahür ettiği, onun efendim hiciv geleneğindeki asi duruşunun Türk musikisi içinde de nüksettiği ya da çok farklı söylemlerle mesela Taksim formuna yaklaştığı gibi bazı şeyler söylenip durur. Ama incelediğimizde aslında işin öyle olmadığı görülür. Neyzen Tevfik aslında neyiyle icra ettiği zaman geleneğin kendi formlarını, taksim formlarını, beste formlarını kullanır ve bunları da ustalıkla kullanır. Ve onu musikide büyük yapan aslında işte o bu ustalıktır. Özellikle taksim formu mesela ele alacak olursak gerçekten cümleler açısından belki çok daha yeni işitilebilecek, daha kesik, bazı seslerin daha uzun olduğu ama bazı kesik melodilerin cümleleri hareketlendirdiği bazı melodik yapılar olabilir. Ve bu yapılar da evet o dönem için gerçekten yenilik diyebiliriz. Fakat makam işleyiş açısından baktığımızda makam geleneğinin bir parçası olarak görüyoruz icraları. Dolayısıyla kendi müzik müktesebatı açısından geleneksel bir pencereye sahip ve bu bilgiye hakim. Tabii ki bu bilgiye hakim olan bir kişinin günüyle bir müzikal ilişki kurması da çok doğal ve o dönemde kendine bir söylem geliştirmesi çok doğal. Bu müktesebatın onun zihninde ve müzikal yaşamında olduğunu vurgulamak lazım. Çünkü aksi takdirde Neyzen üzerine yapılan söyleşilerde şöyle bir hava esiyor. Ya bambaşka bir yapı, hayır bambaşka değil ama kendine özgü, gayet kıymetli, önemli, müzikalitesi yüksek bir icra. Çağdaşlarıyla aynı daire içerisinde, kendi farklı ekol demek belki doğru olmaz ama kendi farklı konumunu, farklı tavrını ortaya koyuyor. Ve biraz da bu konuda şöyle bir şansı var üstadın. Üstad çok kayıt bırakabiliyor geriye. Gerçekten taksim kayıtları, birçok firmadan taksim kayıtları var. Birazdan onların listesini söylerim hep not düşmek adına. Dolayısıyla onun müzikalitesini belirleyen şeyler onun Arapça ya da Farsça'ya hakimiyeti ya da edebiyata hakimiyeti gibi müziğe de hakim bir şahsiyet olarak anılması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu müktesebat üzerinde üstadın özellikle taksim formunda tanınırlığını arttırdığını söylemek mümkün. Onun taksim formuyla olan ilişkisi de aslında çok normal. Çünkü taksim formu irticalen, o an içinden geldiği gibi yapılan bir şey. Ama tabii belirli sınırları var, belirli efendime söyleyeyim, belirli bir yapısı var. Bu taksim formunun özelliği gelenekte ve günümüzde de öyledir. Bir defa icra edilmesidir. İçimizden geldiği gibi ve virtüözliği gösteren önemli icra şekillerinden biridir. Dolayısıyla onu musikide büyük yapan bu formu ustalıkla kullanması, bu form içerisinde makamları ustalıkla icra etmesi ve bu forma tüm yönleriyle hakim olması.
Dolayısıyla onun taksim formülü olan ilişkisi doğaçlama, yani o an irticalen icra edilen bir yapıyla ilişkilendirdiğinde çok da normal gözüküyor. Çünkü kendisi aslında çok böyle uçlarda yaşayan bir hayatla karşımıza çıktığında doğaçlama kültürün onda daha çok yankı bulacağını beklemek daha doğru olacaktır. Ben tarihe not düşmek açısından bu söyleşide onun bir neyinden bahsedeceğim. Hatta burada da bir neyi var. Şimdi birazdan onun da hikayesini anlatacağım. Neyzen Tevfik'e kadar ney tarihini incelediğimizde çok ilginç bir yapı var. Perdelerin hareketlendiği bir yapı var ney üzerinde. Biraz teknik olabilir ama yani önemli ve en azından çok kolay erişilemeyecek bir bilgi olarak düşündüm. Ney sazın üzerindeki perdelerde belirli bir hareketlilik var yüzyıllar içerisinde. Bu hareketlilik Neyzen Tevfik'in neyin üzerinde o dönem için klasik denilen bir tavra bürünüyor. Bu tabii benim çeşitli çalışmalarımda yer verdiğim bir ikilem, müstakil ve klasiklik tartışması ama o konuya girmeyeceğim. Oradaki fikirlerim zaten makalelerimde mevcut ama Neyzen Tevfik'in neyine baktığınızda o dönemin klasik açık olarak nitelendirildiği neyin tamamen neyzenin neyinin üzerinde görebilirsiniz. Ben doktora çalışmalarım sırasında yaklaşık 63 tane tarihini inceledim. En son neyde incelediğim Neyzen Tevfik'indi ve onun neyiyle de o skalayı bitirdim. 1718 ile işte Neyzen Tevfik'in neyine kadar. Dolayısıyla 20. yüzyılın ilk çeyreği. Bu ney üzerinde sadece o dönemin tartışmaların esip gürlediği klasik açkıyı gördüm. O neyi üfleme şansım da oldu. Mevlana Müzesi'nde kayıtlıdır. 1166 koduyla. Böyle kıymetli bir girişim olunca ben dün atölyemde o neyin bir prototipini yaptım. Aynen birebirini. Ney şöyle aynı iple bağlanmış, efendime söyleyeyim. Perde yerleri boyu itibariyle birebir aynı. Ve icra edildiğinde ortaya çıkan ses de o kaydırma sisteminden tabii ki dolayısıyla farklı. Ben müsaade ederseniz küçük bir icra ile üstadı anmak isterim bu noktada. Tabii şöyle bir hikayeyle başlayayım müsaadenizle. Anlatılır ki Hazreti İsa havarileriyle işte dinini duyurmak istediğinde havariler demişler ki sizin ölüleri diriltmek gibi bir gücünüz var. Biz de bunu yapabilsek, hani biz de daha rahat dine getiremez miyiz? Olabilir demiş. Bir metin vermiş kendilerine. Bunlar gitmişler ilk köyde. Demişler biz ölüleri diriltebiliyoruz. Nasıl? Okumuşlar ama hiçbir şey dirilmemiş dolayısıyla. Tekrar dönmüşler. Demiş ki yani onlar efendim biz böyle bir şey denedik ama yapamadık. Ha demiş. Yani ağız aynı değil demek ki. Metin aynı ama. Dolayısıyla bizim de prototipimiz bu şekilde. Ama onun perdelerine kavuşmayı umuyoruz bu icrada. Yoksa hani haddimiz değil yani üstadın herhangi bir taklidini yapabilmek. Bu perdeler de biraz önce bahsettiğim gibi Konya Mevlihanesi'nde üstada ait olan 1161 kodlu
neyin birebir kopyası üzerine yapılmış perdelerdir. Bizim klasik olarak şu anda nitelendirdiğimiz, tabii ki bu klasik kavramı çok geniştir yani geriye dönük ne kadar gittiği tartışmalıdır ama perdelerle farklılıkları var. Kendi icra ettiği neylerde çok ilginçtir. Kendisi de yapıyor neylerini. Dolayısıyla bu perde oranlarını koruduğunu, bu perde yerlerini kendisi istediğini de gördüğümüzde burada bu ney üzerinde kendi müzik algısını ölçmek ve kendi seslerini yakalamak bir nebze mümkündür diye düşünüyorum. Bunun haricinde üstad kolay kolay icra etmeyen biri. Kendi keyfi demek belki yanlış olacak ama kendi iç dünyasında bunu arzulamadığı vakit hangi ortam olursa olsun bunu icra etmek istemiyor. Hatta karşısındakilerin icrayı dinlemesine de çok önem veriyor. Bu bütün müzisyenler için böyledir ama üstadın tabii müzisyenlerin çoğu bunu sağlayamazlar ortamlarda. Bazen dinlenmez, bazen efendime söyleyeyim başka sıkıntılar çıkar. Fakat üstadda böyle bir şeyin aması fakatı yok. Üstad öyle bir şey olduğunda çekip gidiyor. Ya da orada bir şiir söylüyor. Oradakilerin hepsini susturuyor. İki tane seçenek var. Bu Türk musikisi geleneğinde birçok üstad da var aslında. İlginç bir gelenek. Mesela Hafız Sami çağdaşıdır. Neyzen Tevfik'in. O da okumaz. Her yerde söylemez. Onu söyletmek için birini ortaya atarlarmış mesela. O işte söylesin diye işte birine derlermiş ki ya sen çok güzel gazel okumuşsun efendim. Mesela hatta Hamit Aytaç Hoca anlatır anılarında. İşte Hamit Bey çok güzel okurmuşsunuz. Hadi buyurun bir gazel okuyun da dinleyelim dediklerinde. Tam Hamit Bey elini kulağına atarken oradan Hafız Sami patlarmış yani artık. Çünkü ya kimse okumasın da ben hani bari. Çünkü gerçekten devrin en önemli sesi. Neyzen Tevfik de neyi evet cebinde geziyor ama bu şöyle bir mana çıkarmamalı. İşte 7-24 hemen istediğinde ya da her günü her saati değil. Onun iç dünyası buna müsait olduğu an herhangi bir zaman kısıtı yok onun için. Evet ama iç dünyası bunun için belirleyici. Herhangi bir şekilde bunu para karşılığı yapmak istemeyen biri ve para karşılığı müzik yapanlara da çok kızan biri. Dolayısıyla kendisi zaten hiç parayla ilişkisi olmayan bir şahsiyet olduğu için müziğin de bu şekilde metalaşmasını asla müsaade etmiyor, istemiyor. Kendi bunu koruyor. Albümler yapıyor gelecek nesillere kendi tavrını anlatmak, aktarmak için. Onlardan birkaçını söyleyebilirim. Orfeon firmasıyla, Odeon'la, Rast, Mahur, Hüseyin'i, Ferahnak sahibinin sesiyle birçok Taksim albümüne imza atıyor. Bu yayınlara baktığımızda biraz önce bahsettiğim gibi özellikle Taksim yani doğaçlama formların önde olduğunu görürüz. Bestekarlık yönü de var Neyzen Tevfik'in. Üç tane eseri var. Nihavend Saz Semaisi, Şehnaz Buselik Saz Semaisi, bir de ilahisi var. Hicran Kucağında Tuttuğum Sırdaş güftesi de ona ait. Bir de Kuddusi Hazretlerine ait olan bir Ey Rahmeti Bol Padişah diye ilahi var. Bazı notalarda ona ait olduğu söylenir. Bazı notalarda La Edri yani bestelenin bilinmediği söylenir ama genel kabul olarak Neyzen Tevfik'in iki ilahisi olduğu söylenebilir burada. Bu eserlerin makam işleme şekilleri, eserlerin form, biçim şekillerine baktığımızda tamamen geleneğin ağır bastığını görüyoruz. Yani aslında bu çok ters köşe bir şey belki Neyzen Tevfik için ama yani musiki açısından analiz ettiğimizde gelenek onun bestekarlığında ağır basar. Taksim formu, efendime söyleyeyim saz eseri formu ve ilahi formlarında geleneksel yapıya sadık kaldı, görülür. Çok ilginçtir. Taksim gibi böyle ucu bucağı olmayan bir alanda makam müktesebatına hakim olup onu yansıtması ve orada sınırları zorlarken geleneksel sınırların içerisinde kalması da onun müzikal bakış açısını göstermektedir. Yani belki tekrar olacak ama vurgulamakta fayda var.
Onun müzik açısından konuşuyorum. Tabii diğer alanlar benim alanım değil, edebiyat. Onun fikir dünyası açısından başka bir tablo olabilir ama onun musiki yaşantısı açısından baktığımızda geniş bir musiki kültürü olduğu görülüyor. Ve bu kültürle birlikte yansıttığı ürünlerin hepsinde geleneksel sınırları koruduğunu görüyoruz. Taksim formlarında ve saz eseri formlarındaki eserlerinde bunu müşahede edebiliyoruz. Nezen için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Sonuç olarak da şunları söyleyebilirim. Nezen'in önemli bir müzik adamı olması, onun düşünce dünyasında çok büyük bir gelişme sağladığı kanaatindeyim. Çünkü entelektüel ortamlara girişte müzik önemli bir anahtardır. Mesela Mehmet Akif'le olan ilişkileri çok farklı iki karakter ama müzik özelinde çok rahat buluşabiliyorlar. Dolayısıyla Neyzen Tevfik'in ona neyi öğretmesi, onun da Neyzen Tevfik'e Arapça ve Farsça öğretmesi, buradaki entelektüel ilişki içerisinde müziğin yeri bence Arapçadan, Farsçadan hatta şiirden daha önde geliyor. Ben okuduğum kadarıyla Neyzen Tevfik icra ettiğinde ağlayan bir Akif buluyor karşısında. Sadece Akif değil, onu tedavi etmek için, hastanede de tedavi etmek için bekleyen doktorlar, profesörler onu ziyaret ediyorlar. Adeta orada bir kürsü oluşturuyor akıl hastanesinde. Onu aramak isteyenler, onun neyini dinleyerek onun teslimiyetini, onun yoklukta kayboluşunu ney sesi üzerinden müşahede edip aslında kendi üç dünyalarına bir dönüş sağladıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla Neyzen Tevfik'in Neyzen olarak şairliğinden önce anılmasının sebebi de kendisini bence çok daha rahat ifade edebilmesinden kaynaklanıyor. Şiir de çok tesirli, şüphesiz. Düşünceler de çok tesirli. Felsefesi de çok tesirli. Ama bunların hepsinin hitap edebileceği alanlar belirli kümelere referans verirken müziğin biraz daha geniş bir alanı vardır. Dolayısıyla siz bazen ciltlerce kitap yazmak yerine küçücük bir Hicazname yapıp yani ortamdaki 1000 kişinin gönlünü bir anda titretebilirsiniz. Nezleni de büyük yapan bence insanları gönlünden yakalaması ve gönül telini titretmesi. Teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir anlatımdı. Ayrıca nefesinize sağlık. Çok sağ olun. Soru ya da yorumunuz var mı hocamıza? Bu arada bir not iletmek isterim size. Bu neyle ilgili özellikle çalıştığınız için biz de Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı olarak bir Neyzen Tevfik sergisi tasarlamaya başladık. Bizde de bulunuyor hem kişisel gördüm, eşyaları evet. Hem de Atatürk neyi. Evet. Bakalım ona da bu gözle bir bakarsınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. İstanbul'un mezarları buluşmalarına Lefter Küçük Andoniadis oturumuyla devam ediyoruz. Konuşmacılarımız Nikolaos Uzunoğlu, Alp Bacıoğlu ve Bozkurt Yılmaz. Nikolaos Bey ile başlayacağız. Kendisi İstanbul Rumları Evrensel Federasyonu Başkanı ve Atina'da öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nikolaos Bey, beklettik sizi biraz. Sağ olun. Yok güzel. Zararı yok. Teşekkürler. Buyurun, Nefter Küçük Andoniadis'i konuşacağız. Siz neler söyleyebilirsiniz hakkında? İlk önce çok teşekkür ediyorum ve İstanbul Belediyesi'nin bu konuda yaptığı etkinlikleri tebrik ediyorum. %98 oranında İstanbul'dan ayrı yaşamaya mecbur kalan bir toplumun İstanbul'daki olan mezarlıklarının manası çok yüksektir. Biliyorsunuz bizim toplumumuz bilinen sebeplerden, Türkiye'nin geçmiş olduğu maceraları sebebinden maalesef şu anda %98 oranında doğdukları yerlerden yahut velilerinin
atalarının doğdukları kentten, Türkiye'den ayrı yaşamaya mecbur edilen bir toplumdur. Bu manada mezarlıkların önemi bizim için çok önemlidir. Ve birkaç Lefter Küçük Andoniyazisinden evvel birkaç söz söylemek istiyorum. İstanbulluların Evrensel Federasyonu bu söylediğim toplumunun bütün dünyada yaşayan İstanbul durumların bir federatif kurumu, yani bir federasyonu, derneklerinin bir federasyonu teşkil etmektedir. Bu manada 15 yıl süren hayatında 2005 yılında kurulmuştur. Şu anda 30 kadar cemiyetten teşkil edilmektedir. Yani Yunan'da, İsviçre, Almanya, İngiltere, Amerika ve hatta Avustralya'da bulunan derneklerimiz, tabii ki Yunanistan'da en büyük sayısı bu 30 derneğin. Temel amacı genç neslin, gelecek nesillerin İstanbul'la bağlarının kopmaması ve devam etmesidir. İstanbul dediğimiz zaman yalnız şehir değil, İstanbul'un evrensel felsefesiyle ilişkisini sürdürmektedir. Bu anlamda bizim yaptığımız projelerin arasından en önemlisi, bir önemlisi olan gençlerin İstanbul'la giderek gönüllü olarak çalışmalarıdır. Yani bizim vakıflarda olsun yahut başka üniversitelerde olsun oraya giderek katkıda bulunmaları, gönüllü olarak. Bu projenin içinde ilk yaptığımız proje İstanbul'da bulunan 23 Rum mezarlıklarının bir envanterini çıkarmak ve onları bir rejistrasyonunu yapmak, kayıt etmek olmuştur. 2011 yılında 3 gönüllümüz inşaat mühendisi giderek mevcut olan mezarlıkların altyapısını kayıt ederek bunların düzeltilmesi üzerine oradaki vakıflarımızla beraber çalışmışlardır. Kısaca söyleyeyim, en eski mezarlıklardan ilk konuşmacımız söylediği gibi Sayın Profesör Okçuoğlu, surların dışında bulunan Balıklı Mezarlığı ve Eğrikapı Mezarlığı. Ondan sonra Hasköy'de bir çok eski bir şey var, mezarlık var. Ve bunun devamında Anadolu yakasında olsun, Rumeli yakasında olsun mezarlıklar var. En büyüğü tabii Şişli'de bulunan Şişli Rum Mezarlığı. Ve hatta bu mezarlığı, orada bulunan anıtların tadili için geçen senelerde çok büyük bir proje gerçekleştirildi. Sayın Yorgo Papalyaris bu mezarlık şeye aittir, Beyoğlu Vakfı'na aittir. Onun çalışması ve bizim Nikon Mihailidis'in çabalarıyla çok önemli birçok mezarlıkların tadilatı yapılmış ve onarımı yapılmıştır. Biliyorsunuz bu maalesef bu mezarlıkta 6-7 Eylül arasında çok büyük derecede hasara uğramıştı. Geçen sene yani 2019'da yine iki grup şeyde çalıştı. Birisi Kadıköy'de, o birisi de Büyükada'da. Ve Büyükada'da çalışan grup Lefter Küçük Andoniyazis'in mezarlığını da görmüşler ve kayıt etmişlerdi. Onun bir resimleri var, size gönderebilirim. Şunu biraz bundan sonra söylemek istiyorum. Rumca'da mezarlık kelimesi yerine İngilizce'ye de geçmiştir bu. Kimitirio, yani uyku yeri, uyanların diyarı, kimitirio. İngilizce'de biliyorsunuz cemetery kelimesi var. Oradan geliyor. Tabii Yunanca'da şey de kullanılıyor, nekrotafio, yani ölülerin gömüldüğü yer kelimesi de var. Ama Ortodoks Kilisesi'nin görüşüyle, felsefesiyle
uyuyanların diyarı kelimesi daha çok kullanılır bilhassa İstanbullu Rumların arasında. Şimdi biraz Lefter Küçükhan Dünyası hakkında konuşalım. Ben ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ben Kadıköylüyüm. Kadıköy'de doğdum, büyüdüm. Doğdum, büyüdüm sokak Fenerbahçe Stadyumu'na çok yakındı. Bu bir çıkmaz Şifa Sokak. St. Joseph Okulu'nun ve daha sonra Maarif Koleji deniyordu. Şimdi galiba Anadolu Koleji deniyor. O okulun üstünde denize doğru giden bir çıkmaz var. İsmi, sokağın ismi Şifa Sokak çünkü 1920'lerde orada birçok hastane, klinik vardı. Meşhur bir Mahmut Atan'ın jinekoloji kliniği vardı. Daha sonra o 60'larda moda koleji oldu. Şimdi şu anda bir son senelerde haraptı. Şimdi bu mekanın Fenerbahçe Stadyumu'na çok yakın olması tabii hesir etti. Ve o yüzden tabii Lefter bir efsane isimdi bizim için. Küçükken moda okuluna giderken, daha sonra coğrafya okuluna giderken bir oğlunda. Şimdi bildiğimiz kadar Lefter tabii 1925'te doğuyor Büyükada'da. Küçük yaşından vücut yapısı futbola çok uygun. Uzun değil, kısaca bir şey ve çok sert koşabilen, sert topa vurabilen bir çocuk olduğundan hemen futbola aşık oluyor ve topun arkasında koşuyor. Şu anda İstanbul'da onunla beraber yaşayan bazı hemşerilerimiz var. Tabii yaşları çok ileri ve onlardan pek bilgi alamadım. Babası balıkçı, Risto, Büyükada'da. Annesi Argiro. Hatta mezarda onlarla beraber. Spor kariyerini Taksim Spor Kulübü'nün kapısında başlıyor. Hatta yaşı küçük olduğundan kaydı edilemeden yaşını büyütüyorlar mahkeme kararıyla. İki yıl Taksim Spor Kulübü'nde futbol oynadıktan sonra 1943'te askere gidiyor ve 4 yıl askeri gidiyor. Döndüğü zaman 1947'de Fenerbahçe'ye giriyor ve bütün kariyerin kısmı Fenerbahçe'de geçtiği biliniyor. Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonda toplum 135 maça çıkmış ve bu maçlara 100 gol sığdırmıştı. 1951 yılında o zaman muazzam bir para, 17,5 bin lira bedelli İtalya'nın Fiorentina kulübüne transfer oluyor. O zamanlar bu transfer Türkiye'den yurt dışına bonservis bedeliyle transfer olan ilk futbolcu olma rekorunu kırıyor. Sonra bir yıl kaldıktan sonra Fiorentina'da Fransa'da Nice kulübüne transfer ediliyor. Ama bildiğimiz kadarıyla bu iki kulüpte de mutlu değil ve Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye döndüğü zaman işte 1951'de gidiyor. 2 sene 53-54. O 1955-67 Eylül meşhum gecesi var maalesef. Ve maalesef o da bu olaylardan nasibini alıyor. Konuşmamın sonunda biraz verdiği bir mülakatta bazı şeyleri söylemek istiyorum. Lefter profesyonel futbol hayatı boyunca toplamda 50 kez ilk defa milli takımda, Türkiye milli takımında oynayan oyuncu. Ve hatırlıyorum 1964'te bu başarısı için ve bu katkısı için bir özel maç altın şeref madalyası veriliyor. Ve hatta o zamanın başbakanından İsmet İnönü'nün tarafından kabul edildiğini çok iyi hatırlıyorum.
Hiç kimse bu rekoru 33 yıl boyunca hiç kimse bu Lefter'in rekorunu kırmadı. Yani milli takım üyesi olarak 21 gol atma başarısını göstermiştir. Söylediğim gibi 1964 yılında Fenerbahçe'de jübilesini yaptıktan sonra Yunanistan AEK, yani AEK İstanbulluların Atletik Birliği, Türkçe tercüme edersek bu Nea Philadelphia yahut Türkçesi Yeni Alaşehir semtinde olan bir takım, muhacirlerin takımı Atina'da ve tabii halen çok aktif bir futbol kulübü. Ondan sonra orada az kalıyor, pek mutlu değil burada da bildiğim kadarıyla. Ve Güney Afrika'nın Johannesburg takımında artık gidiyor. Çünkü ayakta bir oyunda diz kapağı yaralanıyor. Ciddi bir yara geçiriyor. Sonra Türkiye'ye dönüyor. Bazı takımlarda antrenör olarak çalışıyor. Feriköy, Samsunspor, Boluspor, Mersin İdman Yurdu antrenörlük yaptıktan sonra 1972-73 sezonunda Ordu Spor'dan kariyerini kapatıyor. İstanbul'da da yaşıyordu. Atina'ya da geliyordu. 2009 yılında Kuşdili Parkı'nda, yani o eski Kurbağalıdere'ye yakın, eskiden bir karakol vardı orada, ona çok yakın oradaki bir meydanda bir heykeli yapılıyor ve hayattayken, çünkü 2012'de vefat ediyor. Ve bildiğim kadarıyla heykeli yapılan futbolcuların arada tek bir örnek. Ve hatırladığım kadarıyla Atina'da hastalanıyor ama Türkiye'ye dönüyor. Hatta galiba o zaman Sayın Başbakan'ın emriyle, Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'a dönüyor ve 13 Ocak'ta hayata veda ediyor. Ağır bir zatürre geçirip kalp gitmesinden vefat ediyor. Benim çocukluğumda bu bir efsane isim. Yani hatırlıyorum 64'te röportajlarda işte soruyorlar, yani küçük çocuklara, büyük hanımlara, orta yaşlılara, herkes Lefter'i biliyor. Bazı başka isimler söylüyor, o zaman soruyorlar işte Amerika'nın işte başkanı kim yahut o zaman Sovyetler Birliği başkanı kim, bilmiyorlar ama Lefter'i herkes biliyor. Onun için yani Türkiye toplumunda çok iyi bilinen bir şahıs Lefter Küçük Andoniadis. Tabii Fenerbahçe ile bütün spor hayatı bağlı ve halen öyle. Hepimiz Lefter dediğimiz zaman Fenerbahçe'yi hatırlıyoruz. Şimdi bu 6-7 Eylül vakasını detayına girmek istemiyorum tabii ama biliyorsunuz Lefter'e Ordinarius lakabı da tanınmıştı. Ordinarius, emekli olan profesörler eğer hizmet ettikleri fakülteye, üniversiteye katkıları büyük olursa onlara bir Ordinarius unvanı verirler. Emeritus İngilizce ve ben şu anda da emeritusum bizim teknik üniversiteden. Şimdi Ordinarius Lefter bu lakabı herkes biliyor. Bu şimdi 6-7 Eylül olayları hakkında verdiği mülakat çok kısa ve konuşmak istemiyor çünkü çektiği acı çok büyük. Bir yayından size konuşmak istiyorum, söylemek istiyorum. Türkiye futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Ordinarius Lefter Küçük Andoniadis de olaylar sırasında hedef haline gelen isimlerden sadece biriydi. Lefter 6-7 Eylül olaylarında yaşadığı zulmü
şu sözlerle anlatmıştı. 15 gün önce gol attığımda omuzlardaydım. O gün ise kayalar ve boya tenekeleriyle karşılaştım. En kötüsü harçlık verdiğim çocuklar evime saldırdı. Kızlarım küçüktü, onları öldürmeye kalktılar. Lefter yaşamını yitirmeden önce verdiği bir röportajda kim yaptı sorusunun kendisine defalarca sorulduğunu anlatmıştı. Bu sorunun yanıtını o günlerde vermediğini aktaran Lefter, bugün de söylemeyeceğim demişti. Lefter yaşamını yitirmeden önce verdiği bir röportajda kim yaptı sorusunun kendisine defalarca sorulduğunu anlatmıştı. Bu sorunun yanıtını o günlerde de vermediğini aktaran Lefter, bugün de söylemeyeceğim demişti. Bu son söylediğim sözler içten bir cevap. Yani konuşmamak çoğu zaman da içten bir cevap. Çünkü toplumumuz bu olayın yalnız Rum toplumuna karşı bir olayın değil, İstanbul'a ve genellikle Türkiye karşı yapılan çok vahim bir olayın karakterini taşıdığını anladığından bu sözleri söylemiştir. Eğer mümkünse ben size bu fotoğrafları göstermek istiyorum. Söylediğim gibi 2009-10 yıl, geçen sene yani geçen yaz bizim üç gönüllümüz 15 gün bu Büyükada mezarlığında çalıştılar ve hatta oradaki peder Çiroplos'la beraber mezarlığın temizliğine katkıda bulundular. Orada çok enteresan bir mezarlık var. Bunda mezar var. Şunu söylemek istiyorum fotoğrafları göndermeden evvel. Gördüklerim mezarda şöyle bir isim var. 20 kişi galiba yahut 15 kişi gömülmüş. Karadenizli. Karadenizli Rum. Biraz araştırdık onu ve anladığımız kadar da şu, bu biliyorsunuz Türkiye'de Osmanlı devrinde ve daha Osmanlı devrinde Gümüşhane'den başlayan bu madencilerin çoğu hepsi Karadenizlidir. Karadenizli Rum'dur. Hı hı. İlk önce Gümüşhane'den başlayan Yavuz Sultan Selim devrinden de evvel tabii Bizans'ta tabii bu şey var ama Osmanlı devrinde Gümüşhane Anadolu'nun madencilik merkezi. Çünkü biliyoruz Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim de bu Trabzon valiliği yaptığından Yavuz Sultan Selim bu Gümüşhane ile ilişkili. Sonra bu 17. asırda artık bu madenler tükendikten sonra bütün bu Anadolu'ya yayılan Ergani olsun yahut Balya Ege bölgeler oradan giden Rumlardır. Büyükada'ya gelen bir grup var herhalde ve bunlar Kınalıada'da Taşoğlu'nda çalışıyorlar. Büyükada'dan Kınalıada'ya giderken bir şey oluyor, sandalları orada çok bir enteresan böyle bir mezar bulduk. Hiç kimse ben işitmemiştim. Bilmiyordum. Bu çok enteresan. Şimdi sorularınız varsa memnuniyetle yapayım, cevap vereyim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Diğer konuşmacılarımız da Alp Bey burada, Bozkurt Bey de yine Zoom'dan bağlanıyor bize. Bozkurt Bey, sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı Niko Bey'e? Hayır, verdiği bilgiler için kendisine teşekkür ederim. Ben de faydalanmış oldum. Tamam. Çok teşekkür ederiz Niko Bey. Siz isterseniz bağlantıda olun, kalıp diğer istiyorum. Konuşmacılarımızı da dinleyebilirsiniz. Tabii. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi Müdürü ve aynı zamanda spor tarihçisi Alp Bey bizimle birlikte. Alp Bacıoğlu. Hoş geldiniz Alp Bey. Buyurun. Sağ olun. Herkese merhabalar. Şimdi Lefter tabii Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun en önemli figürlerinden biridir. Hatta en iyi Türk futbolcusu gelmiş geçmiş olduğu söylenir. Bunu söyleyenler de böyle sıradan yani halktan kişiler değildir. Futbolun içinde olan Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve büyük sol açığı yine
Büyük Fikret dediğimiz Fikret Arıcan çok iyi futbolcuydu. Ona sordukları zaman diyor ki benden önce sen çok büyük futbolcuydun. Benden önce de Lefter vardı. Lefter'i atlamayın diye onu öne çıkartıyor. O bile yani Lefter'i hakikaten çok büyük bir şeydir. Şeyden çok faydalandım Yunanistan'dan katılan konuşmacıdan. Yalnız Lefter'in doğumu konusunda biz çünkü kitabını yaptığımız için Haluk Ergün diye bir arkadaşla birlikte nüfus kağıdına da erişme şansımız olmuştu. 25 yıl değil de 22 Aralık 24 doğumludur. Yani 25 sayılır tabii aslında. Çünkü Aralık olduğu için ama doğum tarihi öyledir ve Arnavut'tan göç etmiş. Muhtemelen Rum asıllı ama Arnavut'tan Büyükada'ya göç etmiş ve balıklık yapan bir adamın oğludur. Bir orada bir Rum kızıyla gene Büyükada'nın en büyük balıkçısı olan bir balıkçının kızıyla aşık oluyor ve evleniyor eşiyle. Eşi Rum asıllıdır. Babası Arnavut'tan gelmedir. Ve Fenerbahçe'de oynamadan önce adada tabii çocukluğunda devamlı top peşinde koşuyor. Hatta annesinden birçok kereler böyle azarlar işitiyor. Yemek vakti filan. Hava kararmaya yakın böyle eve dönüyor filan. Devamlı top peşinde koşmaktan ve meşhur Galatasaray Baba Gündüz dedikleri Gündüz Kılıç da yazları adada otururdu. Büyük adada. Daha 14-15 yaşındayken takım yaparlardı. Aralarında oynarlardı. Hep şey Lefter'i 19-20-25 yaşındaki kişiden arasında kendi takımını aldırdı. Çok iyi futbolcu olduğu için. Ve onun büyük futbolcu olduğunu görmüştü zaten. Ve Lefter'in de bir abisi var Panani diye. Panani de aslında futbolcu. Beyoğlu Spor takımının kaptanı. Beyoğlu Spor İstanbul'da 1914 yılında kurulmuş olan, Pera adıyla kurulmuş olan İstanbul Rumların kurduğu bir takımdır. Sonra bu ismi değişti. 1923'ten Cumhuriyet'ten sonra Beyoğlu Spor oldu ismi ama kökleri 1914 yılına dayanır. İstanbul Rumların takımıdır. Lefter'in çok iyi futbolcu olduğunu tahmin ediyor. Kendi de biliyor tabii iyi bir futbolcu olacağını. Abisine devamlı beni de Beyoğlu Spor'a aldır filan. Fakat abisi sen diyor oku diyor, o zaman para yok. Yani 35 yılında filan böyle 35-40'lı yıllarda futbol amatör henüz Türkiye'de. Sen diyor oku, doğru düz bir işe gir, çalış. Abisi bunun futbolcu olmasını istemiyor ve önünü kesiyor devamlı. Lefter'in Büyükada'da. Neyse, İkinci Dünya Savaşı'nın sıralarında o gün koşullar gereği 43 yılında askere gidiyor. Hatta bir abisi de asker. Yani Panani değil ama. Başka bir abisi. İstese müracaat etse benim bir abim asker dese ertelenebilir askerliği. Fakat çok yakın bir arkadaş adadan askere gidecek. Onunla beraber olayım diye Diyarbakır'a gidiyor. 3 yıl müddetle Diyarbakır'da askerlik yapıyor. Gitmeden önce de abisi bunu almadı mı Beyoğlu Spor'u? Beyoğlu Sporluların ezeli rakibi, yani Fener Galatasaray gibidir onlar. Taksim diye bir kulüp var. Bu da İstanbul Rumların ağırlıkta olduğu bir, İstanbullu Ermenilerin pardon, ağırlıkta olduğu bir kulüptür. Ve aralarında büyük bir rekabet vardır. İstanbul Rumlar ve İstanbul Ermenilerin kulübü. Bu da abisine sırf kendisini almadı diye, inat olsun diye Taksim'e gidiyor ve orada lisans çıkartıyor. Ve iki sezon İstanbul Ligi'nde 16-17 yaşındayken, o zaman İstanbul 1. Ligi, Türkiye Ligi kurulmamış tabii henüz. İstanbul Futbol Ligi var. Taksim de oraya yükselmiş. Taksim'de iki sezon İstanbul Ligi'nde oynuyor. Neyse, askerliği bittikten sonra 47'de, bu arada Müslü Dağlıoğlu da Fenerbahçe Kulübü'nün efsane yöneticisidir ve iki defa tarihini yazdı. O da genel sekreter kulübü ve transferlere falan bakıyor. Asker futbolcuların takımlarda oynamalarını yasaklayan, engelleyen bir yasa gibi bir şey olduğu için bir kaleci arıyorlar. Ve Beyoğlu Spor'da Şalebi diye bir Rum asıllı kaleci var. Şalebi'yi almaya gidiyor. Beyoğlu Spor Kulübü Başkanı Ohanidis'in Taksim'deki Parmakkapı Sokak'ta Beyoğlu Spor'un kulübü vardır, binası. Orada diyor ki bize Şalebi de bu arada
boşa çıkmış yani. Sözleşmesi falan yok. Bize şalebiyi verir misiniz? Biraz da para vermeye falan da yani. 3-5 kuruş da verecek. Fakat o mühendis diyor ki ya Rüştü Bey şalebiyi ne yapacaksınız diyor. Bir tane lefter vardı diyor. Abisi de bizde oynardı. Siz bunu kaçırmayın diyor. Galiba askermiş diyor duyduğum kadarıyla ama bitmek üzere askerliği diyor. Sakın bunu kaçırmayın falan. Ben ilgilenmedim diyor Rüştü Dağaroğlu. Fazla. Şalebiyi veriyor musun vermiyor musun? Hayır demiş veremeyeceğim. Bilmem ne falan. Onun üzerine ben tabii ilgisiz davrandım ve ayrıldım oradan diyor. O zaman hoşça kal, hoşça kal diye. Fakat tabii kafama taktım diyor. Tam Fenerbahçe için demiş. Yaratılmış bir futbolcu. Müthiş bir yetenek falan deyince bunu araştırdım diyor. Adalıydı galiba demiş zaten. Bizim de Ruhi Karaduman diye genç takımdan adada oturan bir futbolcumuz vardı diyor. Ona sordum diyor. O tanıyordu diyor onu. Babası da Ruhi Karaduman'ın Diyarbakır'da emniyet amiriymiş. Babası vasıtasıyla lefteri bulduruyor. Yakında dönüyorum abi filan diyor. Ondan sonra o zaman diyor İstanbul'a gelir gelmez diyor bize uğra diyor muhakkak. Tabii bu arada o iki sezon Taksim'de oynarken büyük bir isim yapmış. Galatasaray Beşiktaşlı. O zaman gene büyük takımları, üç büyükler gene var tabii. Yöneticileri devamlı lefteri izliyorlar. Ve bu askerliği bitsin de dönüşte alalım filan. Hatta askerden döndükten sonra Lefter kendi anılarında anlatıyor. Beşiktaşlı Galatasaraylı yöneticiler kapısına nöbet tutuyor. Seni Fener'e, Galatasaray'a alalım, Beşiktaş'a alalım diye. Hatta Reha Eken var Kadıköy'lü, Galatasaray'ın eski futbolcusu. Reha diyor ki Fenerbahçeliler de istiyorlar falan deyince öyle duyumlar aldım. Fenerbahçe harcarlar seni diyor. Gel Galatasaray'da oyna falan diye. Bütün takımlar peşinde yani. Tabii Rüştü Dağlaroğlu Ruhi'ye diyor ki sen onu al diyor bir şeye getir bana bir görüşelim falan diyor. Bir gün 47 yılının 4 Nisan'ı galiba Şeref Stadı'nda şimdi Çırağan Oteli'nin olduğu yerde Şeref Stadı vardı. Eski yani Çırağan Oteli'nin içinde bir havuz vardı. Havuzun yanında Beşiktaş'ın stadıydı orası. Tam milli hükümeyle vefa maçına çıkacağız. 4 Nisan galiba tarihi. Vefa maçına çıkacağız diyor. Ruhi geldi diyor. Abi lefteri getirdim. Aa demiş filan. Nerede demiş. Merdivenin başına baktım diyor. Merdivenin başında. Ufak tefek çelimsiz. Çünkü lefteri çok boylu filan bir yapılı bir futbolcu değil. İçimden bir ses dedi ki diyor. Ya şimdi tam zamanım. Şimdi maç başlıyor birazdan. Boş geç dedim diyor. Ama büyütmüşler bana da diyor. Ufak tefek bir şey böyle. Gitmek istemedim diyor. Son anda diyor içimden bir ses. Sen gene de bundan bir konuş. Bir antrenmana gelsin de bir gör falan diye. Şeytan dürttü diyor. Gittim yanına doğru yürüdüm diyor. Merhaba merhaba hoş geldin. Sen demiş salı günü bizim antrenmana bir gel. Yeni hocamız Monlen'le seni tanıştırayım demiş. Ondan sonra asker sözü aldım diyor. Gelirim abi demiş. Tamam demiş falan. Neyse böyle salı günü geldi antrenmana diyor. Antrenmanda hoca görsün istiyorum diyor. Çünkü sırf sözden çok iyi futbolcu demekle falan bir de hocanın da onay vermesi gerekir. Bunu genç takımın A takım maç yapıyorlar. Genç takıma koyuyorlar. Lefter'i. 4 gol atıyor. Genç takım A takımın 4-0 yani 4'ünde Lefter atıyor gollerin. Ondan sonra ben de diyor soyunma çıksın hemen işi bağlayacağım diyor. Cebine biraz şey yapacağım. Harçlık gibi para koyacağım falan diyor. Çünkü biliyor diğer kulüpler de peşinde. Fakat bir türlü çıkmadı diyor. Bizim yönetici var diyor Mustafa Efendi. Ona sordum diyor. Bir yarım saatten çıkmayı. Abi demiş o apar topar duşunu almadan giyindi gitti demiş. Allah Allah. Niye gider böyle haber vermeden falan. Ona 2-3 hafta gelmemiş. Gene adadan neyse. Ruhi Bağası haber gönderiyor. Bir gün geliyor. Sen diyor haber nasıl gidersin falan biraz çıkıştım diyor böyle. Abi demiş. Rüştü Bey demiş. Abilerime 4 gol atınca utandım demiş. Duş falan almadan çıktım gittim. Hem de demiş gelmemeni denildi. Babam demiş biraz rahatsızdı. Ondan sonra acayip bir grip olmuş. Onunla ilgileniyorum deyince Rüştü Dağlı'nın cebinden 200 lira iyi para o zaman. 1947 yılı. 200 lira böyle gıcır gıcır çıkardı iki tane yüzlük. Al bundan diyor babanın ilaç parası yaparsın bir harçlık olsun. Ondan sonra 2 gün sonra gel diyor hemen seni Fenerbahçe'ye sözleşme yapalım. Ve Fenerbahçe öyle kazanıyor. Rüştü Dağlı. Tabii eskiden transfer şöyle oluyordu.
Üçlü Dalgalı yapıyordu ama Müslüm Bağcılar vardı bizde gene yeni yöneticilerden. Daha sonra çok ünlenmişti o gümrük komisyoncusu. O da ayrı bir koldan, ona da defteri söylemişler. O da defteri Müslüm Bağcılar'da ben getirdim falan derdi hep. Ondan sonra dermiş yani, ben konuşmadım da bu konuyu. Böyle 3-4 koldan aynı futbolcuyu ben aldım, ben aldım diyenler çok çıkar o yıllarda. Fenerbahçe'ye ben getirdim, ben getirdim diye. Ama esasında ilk yani Fenerbahçe'ye bağlayan Rüştü Dağlıoğlu'dur. Defteri. Ve 47'de başlıyor oynama. Tabii daha oynar oynamaz büyük bir yıldız oldu. Kendini gösteriyor. Ve 51 yılında şöyle bir olay yaşanıyor. Adalet diye bir kulüp var. Sonra Ali Beyköy Adalet falan oldu. Kapandı şimdi o kulüp. Adalet Battaniyeleri. Benim çocukluğumda çok ünlüydü yani. Herkesin evinde muhakkak bir Adalet Battaniyesi bulunurdu. O Adalet Battaniyesi'nin sahibi bu Süreyya Paşa sineması var ya Kadıköy'de. Onun da kurucusu şeydir. Süreyya Paşa'dır. Asker kökenlidir. Ama böyle battaniye işine falan da girmiş. Sanatoryum vardı hatta. Süreyya Paşa sanatoryumu. Yine Pendik tarafına giderken. Adam çok zevkin birisi. Atıf İlmen vardı onun oğlu. O geçmiş fabrikanın başına. Atıf İlmen de Adalet'in ismini duymak futbolda sevdiği için bir takım kurmuş Adalet'te. İkinci kümede oynuyor. Bir türlü çıkamıyor. Yani İstanbul birinci ligine çıkamıyor. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın oynadığı. Sonunda Atıf İlmen diyor ki en güzel diyor bir kulübe el atıp onun 5-6 tane futbolcusunu alalım ve o şekilde güçlü bir şekilde hemen birinci kümeye çıkalım. Bütün amacısı Atıf İlmen Bey'in üç büyüklerin arasına sokmak Adalet'i. Dördüncü büyük olarak da. Ve Fenerbahçe'nin bütün futbolcularına el atıyor. Bunlardan bir tanesi de Lefter. Lefter tabii çok büyük futbolcu ama o zamanlar büyük paralar yok ama ufak tefek tabii harçlıklar da alınıyor. Tam da 51'de profesyoneller geçiyor zaten Türk futbolu. Ondan sonra Lefter'in de böyle el atmışlar işte sana bir dokuma tezgahının karını bırakacağız. İşte 3.000 lira 5.000 lira para vereceğiz filan diye aklını çeliyorlar. Lefter de her futbolcunun olduğu gibi bugünkü futbolcuların da çoğu öyledir. Biraz paraya düşkün tabii haliyle. Çünkü sonuçta Fenerbahçe'ye geldiği zaman kirada oturuyor adada. Babası balıkçı. Yalnız anılarında şunu da anlatıyor. Hemen biraz gene geri döneceğim. Benim diyor vücudum diyor, bünyem çok güçlüydü diyor. Bunun nedeni diyor, babam balıkçı olduğu için çok balık yerdim ve deniz ürünleri yerdim diyor. İstakoz, midye, şu bu. O yüzden diyor, devamlı evimizde eksik olmaz bunlar diyor. O yüzden benim bünyem çok güçlüdür diyor. Bu deniz ürünlerinden dolayı çok kondisyonlu ve güçlü olduğunu gene anılarında anlatıyor. Neyse, kirada oturuyorlar yani. Ve Adalet bir maç ayarlıyor. 5-6 tane Fenerbahçe'nin futbolcuyla. Bursa'da. Bursa Acar İdman Yurdu kulübüyle. Lefter de o maça çıkıyor. Rüştü Dağlıoğlu bunu duyunca bir mizansen hazırlıyor. Ondan sonra Bursa'ya gidiyor maçtan önce. Orada bazı fanatik Fenerbahçelileri buluyor. Bu sahaya çıktığı zaman diyor ceplerine biraz böyle harçlık gibi para da koyuyor filan. Ona Fenerbahçe'yi satıyor musun ulan filan diye böyle. Çok küfür etmeden ama biraz böyle sistemkar davranan falan diye hakikaten sahaya çıkınca inliyor orası. Çok da Fenerli olduğu için Bursa'da yazık sana ya bu formayı giyeceksin. Sen Fenerbahçe'de değil misin falan diye sistem ediyorlar falan. Ve hemen oradan kaçıyor. Başka maçlar da yapacak aslında Adalet orada. Bırakıyor Adalet'i İstanbul'a geri dönüyor. Bir hafta sonra bu arada Hidekutu diye bir Macar futbolcu var. Çok büyük golcü. O da Berlin'deki maçta Almanya'yı 2-1 yendik. İkinci Dünya Savaşı'ndan 4-5 yıl sonra. O maçta Lefter'i görmüş. Çok büyük futbolcu olduğunu İtalyanlara söylemiş. Fiorentina kulübü bunu istiyor. Biz diyor Hidekutu'dan duyduk filan diye Lefter'le temasa geçiyorlar. Lefter de 10 gün sonra Rüştü Dağlıoğlu'nun kulübe ziyarete geliyor. Diyor abi diyor affedersiniz diyor ben bir kere diyor formayı giydim ama diyor anladım ya bu taraftar beni burada oynatmayacak Türkiye'de. Benim bonservisimi verin diyor.
ben İtalya'ya gideyim diyor. O güne kadar da Türkiye'de Galatasaray Reha iken Bülent Esel Beşiktaşlı, Şükrü Gülesip yine Beşiktaşlı. Üçü de futbol amatör olduğu için hiç bonservis falan parası ödemeden İtalya'ya gitmişler oynama. Yani Fiorentina da onun peşinde. Gene bununla bonservis alırız diyor. Tamam diyor ama sen bizi çok kırdın diyor. Fenerbahçe'den başka bir takımda forma giydin diyor. Gideceğin kulüp diyor, bonservisini bizden istesin diye lefteri gönderiyor. Rüştü Dağlıoğlu. Hakikaten de pazarlıklar sonucu biraz yüksekten açıyor tabii kapıyı. 40 bin liraya lefter Türkiye'de yurt dışına bonservis bedeli ödenip giden ilk futbolcu oluyor. 40 bin lira tabii 51 yılında iyi para. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde Taksim'de falan böyle 90 metrekare, 100 metrekare bir daireyi, yeni yapılmış bir daireyi satın alabilirsiniz 40 bin lirayla. İlk sene, ilk gittiğinde Fiorentina'ya karısını götürmüyor. Ve orada birdenbire böyle İtalya'daki özgürlük ortamı ve her şeyin daha böyle kolay olduğunu görünce biraz dağıtıyor, antrenmanlar falan kendini veremiyor. İlk bir karısı gelene kadar 3-4 ay bocalıyor yani. Hatta İtalyanlar böyle kendi deyimine göre ona ben niye aldık bunu da büyük futbolcu belki bir şeyi var, kumaşı var ama hiç de oynamıyor falan. Çünkü orada şeylere dalmış, karısı da yok falan diye. Kadın kız falan hikayelerine dalmış biraz. Ondan sonra neyse eşim gelince diyor, çok sevdiğim eşim diyor. Toparladım diyor. Ondan sonra bir meşhur mesela orada Inter maçı vardı. O sene İtalya şampiyonu oluyor Inter. Şampiyonluktan sonra da Fiorentina'ya maç yapmaya gidiyorlar. Orada 5-0 yeniyor Inter'i. 2 golü bu atıyor. 3'lü golü de pasını veriyor falan. Tabii omuzlar üzerinde neredeyse. Bütün seyirciler lefter lefter diye inletiyorlar orayı. Fakat bu arada Fransızların Nice kulübü de bunu istiyor. Onlar da tabii görmüşler yahut duymuşlar. Kiralıyorlar şeye lefteri. Sonra geri almak üzere Nice kulübüne. Bir senede liste oynuyor. Öz Fenerbahçe diye bir dergi var. Fenerbahçe'de futbolcu olan Cihat Arman'ı çıkarttı. O dergiye bir mektup yazmış. Ben de o derginin ciltleri var çünkü orada görmüştüm. Diyor ki Cihat'a, Cihat'cığım diyor. Çok özledim diyor sizleri ve büyük adayı özellikle diyor. Bırakın büyük adadaki arkadaşlarım, dostlarım ve insanları. Büyük adanın eşeklerini bile özledim diyor. Çünkü büyük adada eşekler vardı. Şimdi var mı hala onu bilmiyorum. Ondan sonra öyle bir de mektubu vardır yani. Çünkü büyük bir ada sevdalısı. Hatta 10-11 yaşına kadar falan büyük adadan hiç İstanbul'a inmemiş. Çocukluğu orada geçmiş. İlk defa İstanbul'a eniştesinin yanında kalma. 12 yaşında falan geliyor yani. Bütün iki tane kızı vardır Lefter'in. Biri 53 doğumlu, biri de 54 ya da 55. O iki kızın da hanımı İtalya'dayken bir tanesine İtalya'dayken hamile kalıyor. Fakat büyük adaya getiriyor ve büyük adada doğum yaptırıyor ki nüfusu büyük adadan çıksın diye kaydı. Yani tam bir ada sevdalısı. O yüzden de aslında Fransızlar da kalıyorlar. Fiorentina da geri istiyorlar. Ben döneceğim diyor memlekete. Döneceğim diyor. Geliyor. Tabii bu duyuluyor. Duyulunca Galatasaraylılar gene bunun gelişinde Rüşü Dağlıoğlu'ndan anlatıyorum bunları. Yanında 15 yıl gittim geldim. Galatasaraylılar da Lefter dönüşünde artık bonservisi falan şeyde zaten. İtalyanlar da oradan alalım bunu. Galatasaray'ı kazandıralım falan diye Lefter'le temasa kuruyor, geçiyorlar. Ben de bunu duydum tabii diyor. Lefter de biraz parayı da sevdiği için belki çok para verirlerse gider mi gitmez mi bilemiyor yani. Bir gün bir Galatasaraylıların düğününde diyor. Taksim Hilton Oteli'nde. Hilton Oteli de 50 yılında yeni açılmış daha işte. 3-4 yıl olmuş. Ondan sonra yahut işte sene 53-54 demek ki 3 yıl olmuş. Bir Galatasaraylı düğününde beni de davet ettiler diyor. Bir baktım diyor.
Galatasaray'dan o teklifi yapan Suha Özger mi vardı? Meşhur. O orada diyor şeyle Turgay'la konuşuyor. Ha, Turgay'ın yanında böyle bir şey konuşuyor. Turgay'ın yanına gittim diyor. Bir şey konuşacağım, gelir misin demiş. Turgay Şeren de Galatasaray'ın lisesindendir ve altyapıdan gelmiş kalecisidir. Çok iyi bir kaleci tabii. Turgay'a diyor ki senin diyor sözleşmen bitiyor mu? Seni bitiyor diyor. Abi senin diyor hiçbir yere söz verme Galatasaray'a falan, Fenerbahçe'yi alacağız diyor. Ben böyle bir konuda durdum ki diyor Suha Özger mi de bizi karşıdan mahsus görsün diye kesiyor bizi böyle diyor. Bir 10 dakika falan konuştum diyor. Sonra öpüştük ayrıldık diyor. Demiş ki ne konuştunuz abi demiş. Rüştü Dağlaroğlu'na. 1908 doğumlu tabii Dağlaroğlu. Demiş ki tek bir şey söyleyeyim sana demiş. Taş yerinde ağırdır. Ben bir şeyler duydum. Leftere yatmışsınız diye. Eğer leftere aldığınız gün demiş biz de Turgay'ı alırız ona göre. Olur mu abi demiş filan. Öyle bir şey yok demiş. Çok doğru söylüyoruz. Taş yerinde ağırdır filan. Bir daha diyor Galatasaray'a yanaşamadı şey diyor. Benden korktular. Ben leftere çünkü seni Fenerbahçe'ye almak istiyorum filan deyince ben zaten çocukken Fenerliydim abi demiş. Hemen. Ya o da niyetlenmiş öyle. Olmaz. Onun üzerine bir daha o konu açılmadı diyor ve İstanbul'a gelir gelmez diyor 9.000 liraya tekrardan Fenerbahçe'ye. Yani bu 9.000 lira falan dediğim zaman genç nesillere belki çok komik rakamlar ama o zaman şey öyleydi sistem. 9.000 lira da az para değil. Ve tekrardan geldi futbolu bırakan da Fenerbahçe'de. Ondan sonra o Yunanistan'ı arayan beyefendi de çok güzel anlattı. AEK'ya gitti. Güney Afrika'ya gitti. Johannesburg'da bir takım çalıştırdı. AEK'ya gitti. Türkiye'de bir sürü takımlar çalıştı. Onların hepsi doğru saydıklarının. Mersin İdman Yurdu, şu bu, Ordu Spor, Bolu Spor. Hatta Bolu Spor'da hem futbolcu hem antrenör olarak oynuyor. Ve şu bilesini yapıp futbolu bıraktı. Çok bir fena. Lefter'in bir özelliği de büyük bir Atatürk sevdalısıydı. Ben de bu kitabını yaparken birkaç defa tanışma şansım oldu, konuştuk. Evinde televizyonun kenarında böyle bir Atatürk büstü vardı şöyle. Her akşam yatmadan onu alnından bir öpüyordu. İyi akşamlar atam diye. Öyle yatıyordu. O hiç değişmez yani. Ben 40 yıldır bu büstü öpmeden yatmam diyordu. Çünkü çocukken adada Atatürk Anadolu Kulübü'ne gelirmiş. Bir Türk arkadaşıyla. Rum çoktu adada ama Türkler de vardı tabii. Ondan sonra ismini unuttum şimdi burada vardı da. Şey yaparlarmış. Kim daha Atatürk'ün en yakınına erişecek diye uzaktan böyle koşmaya başlardı. Atatürk'ün o zamanlar böyle koruma var ama 50 tane yanında koruması yok. Hatta bir keresinde merhaba çocuklar falan diye bizim diyor böyle sırtımızı falan okşabiliyor. Yanına kadar koşardı. Kim en yakınına gidecek diye oyun oynardık aramızda diyor. Tam bir Atatürk sevdalısıydı. Bunun haricinde Lefter tabii çok goller attı. Milli maçta da 50 defa A milli formayı ilk giren futbol için çok geçenler oldu onda tabii. Fakat o zamanlar altın madalya aldı. Galatasaray'a Beşiktaş'a çok gol. Milli takımda 21 gol attı. Beşiktaş'a Galatasaray'a 14 gol atmıştır. 44 maçta. Hakikaten yani ben de ucundan yetiştim yaşım itibariyle Lefter'i böyle 2-3 sene de olsa 3-5 maçta izleme şansı edindim. Büyük bir sihirbaz gibi bir futbolcuydu yani. Bir anda böyle gezinirken böyle hiçbir şey yapmaz filan. Hızlanır 2-3 şey ipe dizer ve plaseyi koyardı. Ne zaman geldi bu? Uyuyordu bu sahada hiçbir şey yapmıyordu filan derse. Onun için kimse çıkartmazdı onu. Yani 50 dakika, 60 dakika böyle dökülür. Fakat 70'ten sonra iki tane pas verir, bir tane gol atar falan. Maçı yine alırdı. Hatta Ankara'da bir maç, ben görmedim bunu tabii. Maçta bulunan bir arkadaşım anlatıyor. Gençler Birliği maçı galiba. Bir tane frikik oluyor. İşte atıyor böyle ampul gibi 90'a takıyor. Baraj da kurmuşlar 8 kişi falan. Ondan sonra hakem itiraz ediyor. Ben düdük çalmadım daha filan.
Tamam getirin diyor. Aynı yere koyuyor. Bir daha aynı yerden gene aynı golü atıyor. Böyle bir sihirbaz diyelim artık. Başka sorunuz varsa çok teşekkür ederiz Alp Bey. Yanıt verebilirim. Bozkurt Bey duyuyor musunuz? Evet duyuyorum sizi. Sizin konuşmanıza geçmeden önce Alp Bey'e sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır, ağzına sağlık. Bir kez daha bilgilerimizi onun güzel anlatımıyla tazelemiş olduk. Sağ olun. O zaman şimdi Bozkurt Bey'in konuşmasına geçelim. Bozkurt Yılmaz, Fenerbahçe Kongre üyesi ve Fenerbahçe tarihi konusunda uzman. Evladıma Miras Bu Sevda adlı kitabında yazarı aynı zamanda. Hoş geldiniz Bozkurt Bey. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de bir Büyükadalı olarak yazlarını Büyükada'da geçiren bir insan olarak Lefter'in insani yönünü, Büyükadalı yönünü ve Fenerbahçeliler için ne anlama geldiğini kısaca anlatmaya çalışacağım. 7-8 yaşlarındaydım. Büyükada'ya gittiğimde babam beni Lefter'le tanıştırdı. Tabii ben o zamanlar Lefter'in kim olduğunu bilmiyorum. Babamın ama şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından bir tanesi dedi. Ve ben zihnimin bir köşesine yazdım. Her yaz Büyükada'ya çocukluğumdan beri gideriz. Herhalde 12-13 yaşındaydım. Bir arkadaşım bir gün sıcak bir yaz günü gel bir maç var hep beraber gidelim izleyelim dedi. Bu maç adanın arka tarafında Maden semtinde şu anda mevcut olmayan bir sahada yapılıyordu. Maçı izlemeye gittik. Toz toprak içerisinde böyle bir yaz günü bir oyuncuyu gördüm. Birkaç kişiyi çalmadı gol attı falan. Ya dedim adam ne güzel gol attı. Dedi ki o Lefter. Sanırım Lefter o zaman 60'lı yaşlarının başındaydı. Şimdi ben insanlara söylediğimde ben Lefter'i izledim diye herkes bir kez dinliyor. Ya nasıl izledi diye pek yakalayamıyorlar ama Şöhretler Karması adında Kınalı Ada Büyükada maçlarında defalarca oynarken onu gördüm. Aynı zamanda Büyükada'da şu anda mevcut olmayan Golf isminde bir tesis vardı. Burada işte ping pong masaları, bilardo, langırt gibi şeyler vardı ve bir mini golf sahası olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Ve küçücük bir futbol sahası vardı. Üçer kişiden, dörder kişiden maç yapılabilirdi. Lefter'i burada çocuklarla, arkadaşlarıyla maç yaparken gördüm. Futbolu gerçekten çok seven bir insandı. Bu futbol, Büyükada'daki futbol faslını kapatmadan önce Can Bartu'nun bir anısını da burada nakletmek isterim. Can Bartu öğlenleri Moda'da uzun süre arkadaşlarıyla oturup balık yemeyi severmiş. Bir gün öğlenliğin balık yiyorlar, bir motor geliyor, bir sürat motoru. Bir bakıyor Lefter geliyor. O herkese canım diye hitap ederdi diyor. Canım demiş, çok önemli bir maç var, Büyükada'ya gelmen lazım. Demiş, yemek yiyorum arkadaşlarımla. Hemen demiş, seni alacağım, maçı yetiştireceğiz. Ben tatlıya yetiştiririm seni tekrar geri. Büyükada'ya gitmişler Can Bartu ile beraber bir maç yapmışlar. Tabii karşı takım kimdi bilmiyorum da çok büyük bir haksız rekabet var. Bir takımda Lefter ve Can Bartu var. Ama o dönemin futbolcuları hakikaten çok halkla iç içe insanlardı. Yani sokakta, mahallede, parkta, vapurda, bakkalda, kasapta, manavda bir araya gelip karşılıklı sohbet edebileceğiniz insanlardı. Halkın içinden insanlardı. O yıllarda ben de bir yazın Büyükada'dan İstanbul'a gidiyorum. Bir maç var. Lefter de o zaman spor yazarlığı yapıyor. Lefter'i gördüm vapurda. Biraz gençliğin verdiği cesaret ve de bir parça densizlikten yanına gittim. Size bir şey sorabilir miyim dedim. Ve o dönemde Fenerbahçe'nin bir antrenörünü sordum. Hiç beğenmiyordum. Anlattım hiç beğenmiyorum diye ve benim aklımdan geçen Lefter'in de beni tasdik edip çok kötü falan diyecek. Bana bak yavrum beni dinle dedi. Uzun uzun bana o antrenörün neden iyi olduğunu anlattı. Daha sonra o antrenör dünya çapında bir antrenör oldu. Ama Fenerbahçe o gün puan kaybetti. Ben akşam dönerken dedim Lefter'i vapurda bulursam bir daha söyleyeyim. Allah'tan bulamadım. Yoksa çok büyük bir densizlik edip sizin dediğiniz çıkmadı falan diye kendisine o antrenörü soracaktım. İnternetin futbol taraftarlarının hayatına girmesiyle beraber daha sosyal medyaya çıkmadan birçok insan şunları yazmaya başladı. Ya Büyükada'ya gittik, Lefter'i ziyaret ettik. Ve Fenerbahçe taraftarlarının içerisinde Büyükada'ya gitmek, Lefter'le tanışmak, onunla fotoğraf çektirmek, ona bir hediye atkı götürmek bir anda bir olay haline geldi. O da
insanlardan çok haz eden bir yapısı vardı. Büyükada'ya yaz kış gelen, kendisiyle sohbet etmek isteyen herkese oturup uzun uzun sohbet ettiğini hatırlıyorum. Ve Fenerbahçe'de taraftarlar da Büyükada'ya giderler. Hatta kışın gittiklerinde bazen evinde dahi ağırladıklarını anlatıyorlar. O dönemde adaya gidenlerin büyük bir çoğunluğunun defterle bir fotoğrafı vardır. Ben de 2005 yılının sonbaharında Lefter'le buluştum. 2004 yılında bir kitap yazmıştım. O kitabı bir bölümünde de Lefter geçiyordu. Onu Lefter'e hediye etmek istiyordum ama 2004 yılında bir türlü rastlaşamadık. 2005 yılının yazı da geçip gidip biterken ben Lefter'i görüyordum, yanımda kitap yok. Yanımda kitap varken Lefter'i göremiyorum. O dönem bir küçük rahatsızlığı da vardı. Çok fazla dışarıda gezmiyordu. Böyle Eylül ayında artık Büyükada sezonu biterken Lefter'i gördüm. Dedim ki burada sana size kitabımı getirip armağan etmek istiyorum. Hay hay dedi, getir bak, bu yanımdaki arkadaşım da Fenerbahçeli. Bir kitap da ona getir dedi. Ben koşarak eve gittim. İki tane kitap aldım. Fakat dönerken yağmur başladı evden çıktığımda. Kitapları bir torbaya koydum. Koşarak indim ve çok endişe ettim. Yani acaba evine gitmiş mi dedi. Aa, gittim baktım, hayır, kafede oturuyor. İskeleden yukarı çıkarken sol tarafta, o dönemde hep orada otururdu. Kitabımı verdim. Bir rahatsızlığı vardı. Dedi ki eşim kendini yorma diyor ama ben bu senin kitabını geceleri yavaş yavaş azar azar okurum. Dedi ki sana borcum nedir? Estağfurullah dedim, ben müsaade ederseniz bu kitabı size hediye etmek istiyorum. Peki dedi, o halde ben de sana bir kahve ısmarlayayım dedi. Ve biz Lefter'le hafif yağmurlu bir günde Büyükada'da bir kahve içtik ki herhalde bu da benim Lefter'le olan en güzel anılarımdan bir tanesidir. Lefter'in cenazesi 2012 yılında Fenerbahçe stadından kalktı. 2012 yılının Ocak ayı ya da Şubat ayının başı, Ocak ayı olması lazım. Fenerbahçe'nin çok zor günler geçirdiği bir dönemdi. Fenerbahçe başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın tutuklu olduğu bir dönemdi. Fenerbahçe taraftarı çok öfkeliydi. Ve bu cenaze töreninin nasıl geçeceği de açıkçası çok merak ediliyordu. Muhteşem, saygın bir cenaze töreni oldu. Çok vakur bir cenaze töreni oldu. On binlerce kişi vardı türbünlerde. Ve bu on binlerce kişinin bence en önemli özelliği herhalde %80'i, %90'ı hayatlarında Lefter'i izlememiş, sadece ne okumuş, duymuş kişilerden oluşuyordu. Daha sonra cenaze Büyükada'ya götürüldü. Büyükada'daki kiliseye götürüldü. Televizyonlar nakden verdi. Büyükada'daki kilise, kilisenin bahçesi insanlarla doluydu. Yine herhalde tarihi bir olaydır. O gün o kilisede bulunanların belki %80'i, %90'ı o dine mensup insanlar değildi. Çünkü herkes Lefter'e veda etmeye gelmişti. Lefter hayattayken birçok bilim adamının, aslında Türkiye'de edebiyatçının, sanatçının, tarihçinin değeri hayattayken anlaşılmaz. Ben Lefter'in değerinin hayattayken anlaşılmış olduğunu düşünüyorum ve bu konuda çok mutluyum. Fenerbahçe stadında sağlığında kendisi için bir tören yapıldı. Bir ödül verildi. Fenerbahçe stadında az önce Sayın Uzunoğlu'nun ifade ettiği gibi tam karşısında bir heykeli yapıldı 2009 yılında. 3 Mayıs günü, ki Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilir. Orada eski başkanların, mevcut yöneticilerin, eski futbolcuların katılımıyla bir törenle kendi heykeli dikildi. Fenerbahçe'nin antrenman tesislerine, dere ağzındaki antrenman tesislerine Lefter'in ismi verildi. Lefter'le ilgili belgesel yapıldı. Alp Bacıoğlu abinin de önderliğinde Lefter'in çok güzel bir biyografisi yazıldı. Bunlar bir sporcuya, yani hayattayken zor nasip olabilecek şeylerdir. Dolayısıyla ben Fenerbahçeliler için Lefter'in ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Dediğim gibi şu andaki mevcut Fenerbahçelilerin belki %90'ı Lefter'i hayatları boyunca izlemediler. Sadece okudular, dinlediler. Ama Lefter çubuklu formanın kahramanlarından bir tanesi ve bence en önemlilerinden bir tanesi oldu ki Lefter'in heykeli dikildiğinde kimse bu heykele niye filanca heykeli değil de Lefter'in heykeli dikiliyor gibisinden bir serzenişte bulunmadı. Ben de bu vesileyle hem bu organizasyon için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem iki değerli konuşmacıya teşekkür ediyorum ve Lefter'in toprağı bol olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz Bozkurt Bey konuşmanız için. Niko Bey, orada mısınız acaba? Buradayım.
Sizin söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz, ekleyeceğiniz bir şey varsa dinleyelim sizi de. Yok, resimler size yollayacağım. Yani tamam. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Alp Bey? Bir şey daha ekleyebilirim. Şimdi aklıma geldi. Bu 6-7 Eylül olaylarında Büyükada'daki bazı kişiler de, yani Türk asıllı, Lefter'in evine kendini de anlatıyor zaten anılarında. Saldırı yapıyorlar. Hatta ölümle falan tehdit ediyorlar. İki tane de kızları küçük o sırada. 3-4 yaşlarında yani. Ve bu tabii büyük olay oluyor. Bana Şükrü Ersoy anlatmıştı, Fenerbahçe'nin kalecisi. Bütün Fenerbahçe'li futbolcular ve taraftarlarında bir kısmı, yani aşağı yukarı 100 kişilik böyle şey, aday, Lefter'in evini korumaya adaya gidiyorlar. Futbolcu arkadaşlar. Ve daha sonra polis soruşturma yaparken hepsini tanıyorum diyor. Ben de kendisinden sordum. Bu bana saldırı yapanların bir tanesini al vurmuş adada bilmem ne filan. Bir tane isim vermiyor. Gerek yok diyor. Oldu, yaşandı, geçti diye. Yani ele vermiyor. Yoksa alacaklar adamı içeri bilmem ne. Belki uzun bir de içeride yatacak, şu olacak, bu olacak. İsim vermiyor. Hepsini tanımasına rağmen. Camdan izledim diyor. Hepsi diyor. Bana selam veren, her zaman merhaba bilmem ne biz olan insanlar diyor. Söylemiyor, ele vermiyor. Evet, çok üzücü. Umalım bir daha böyle şeyler yaşanmasın. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş oturumu kapatalım. Niko Bey, Bozkurt Bey, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için de. Size de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar geldiğiniz için Alp Bey. Peki, hoşça kalın. Teşekkür ederim, hoşça kalın. Evet, bugünkü sohbetlerimizi de sonlandırdık böylece. Haftaya İstanbul'un mezarları buluşmalarında Didem Madak ve Aşık Daimi hakkında konuşacağız. Görüşmek üzere.